Peki, merhabalar diyorum. Ulak Haberleşme'den Mesut Aygün ben. Yazılım tanımlı ağlar ve veri merkezleri tarafında Ulak Haberleşme'de 2,5 yıldan beri çalışıyorum. Bugün odaklanacağımız konuyla ilgili detay bir gündem maddesi belirleyecek olursak, veri merkezleri, 5G'deki yerleşimleri, sanallaştırma, cloud, SDN ve storage teknolojileri üzerine hizmet verme odaklı yaklaşımlardan bahsediyor olacağız. Öncelikle bilgi paylaştıkça çoğalır gerçeğine yürekten inanan ve bu sayfayı açan kümelenmeye teşekkür etmek istiyorum. Ben de sunumlardan çokça istifade ettim. İnşallah biz de bugün sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Kendi gördüğümüz dünya kadarıyla. Başlık direkt böyle bir giriş yapacağım. Veri merkezi nedir? Aslında veri merkezleri 5G ile hayatımıza daha yoğun girecek bir başlık. Ama halihazırda küçük sistem odası dediğiniz yapının çok büyükçe bir ölçeğinin olduğunu düşünün. Çok büyük yedekli sistemleri, çok ciddi internet çıkışlarını barındırdığını düşündüğünüz bir yapı olarak kafanızda canlandırın. Ve bunun üzerinden kurumun gerekli servisleri aldığı yer olarak tanımlayacağım bir alan aslında. Tabii her şey gibi veri merkezini de kurmak için bir fizibilite çalışmaları olayı diye girmek istiyorum. Beni burada en çok ilgilendiren tarafına odaklanacağım teknik kişiliğimle. Bu teknik değerlendirme sonucunda verebileceğimiz karar tarafına biz dokunalım. Veri merkezleri küçük sistem odaların çok dışında aslında büyük altyapı yatırımı gerektiren işler. Şimdi siz veri merkezi kuracağınız zaman önce size standartların belirlediği yöntemlere dayanarak bir fizibilite çalışması yapmanız gerekiyor. Kuracağınız veri merkezi Tier 4 ise bunun spesifikasyonları çok farklı. 3 farklı, 2 farklı, 1 farklı. Veri merkezinde aslında fiyatı en çok kurulumda dikkat edilen şey bölgedeki enerjinin sent maliyeti, kilowatt saatinin maliyeti diyelim. Bu çok belirleyici olabiliyor. Bazı noktalar özellikle seçilmiş ve bu iş için regülasyonlarla desteklenmiş olabiliyor. Elektriğin sent başı veri merkezi kurulumundaki en büyük kalemlerden biri. Veri merkezinin donanım altyapısı, yazılım altyapısı, veri erişim bağlantısı, işte nasıl bir internet bağlantısından çıkacak, kaç yedekli çıkacak, kaç gigabitlik bir bağlantı, hangi backbone'a bağlanacak, hangi iki popu yedekleyecek gibi sorulara da cevap bulmak gerekiyor servis provider'larla. İklimlendirme altyapısı metrekareyi ilgilendiren bir konu. Çok fazla sayıda sunucunun olduğu bir ortamda ciddi manada ısı oluşuyor. O ısının da ortamdan uzaklaştırılması önemli bir case olarak karşımıza çıkıyor. Veri merkezi altyapı ve yönetim standartlarında bahsettiğim veri merkezinin uptime ile ilgili süreler aslında önemli. Ama bu başlıklarla kafanızı yormak istemiyorum. 5-9'a kadar giden süreler var. Çevresel faktörler genelde artık veri merkezleri kurulurken Tier 4'te deprem ve değerlendirmesi önemli bir başlık oluyor. Düşünün ki deprem olan bir ortamda mekaniksel diskleriniz varsa sarsıntıdan etkilenip veri kaybedebileceğinizi düşünüyorlar. Bu noktada da izolatörlü binalara yöneliyorlar. Yani çok büyük bir binanın deprem olduğunda sağa ve sola doğru esnek bir şekilde hareket ettiğini düşünebilirsiniz. Elektromekanik çoğu parça bu durumdan zarar görmüyor. Teknik maliyet çalışmasında tabii aşağıda saydığım başlıkların yanında işte tutacağınız depodaki ürünler, miktarları, stok adetleri de önemli bir teknik çalışma gerektiriyor. Yani verdiğiniz hizmetin kritiklik derecesine göre elinizdeki bazı parçaları stoklamanız gerekiyor. Bir de tabii return of investment, yatırımın size geri dönüş süresiyle ilgili ciddi bir çalışmaya ihtiyacınız var. Aslında veri merkezleri kurulurken başlıklardan ilki nasıl bir servis vereceğinize yönelik oluyor. Yani hosting mi vereceksiniz, cloud mu vereceksiniz? İşte sadece private suite'lerde şirketlere bir alan yaratacaksınız. Onun güvenliğidir, bakımıdır, tamiratıdır, internet yedekli hat çıkış beslemesidir. Bunları mı sağlayacaksınız gibi
sorulara da cevap bulmanız gerekiyor. Yani bu işi yapmak için çok ciddi bir sektörel değerlendirme bilgisine ihtiyacınız var. Bu zor bir soru. Gerçekten sektörü iyi bilip son kullanıcının ya da kurumsal tarafın sizden ne istediğini çok net bilmeniz gerekiyor. Ha, bu başlığa bir de telko tarafı dahil edelim artık. Telko tarafta 5G'de çok ciddi bir veri merkezi hareketlenmesi gösterecek. Hatta hali hazırda başladı birçok yerde. Amaç, sektör ve vereceğiniz hizmet önemli bir başlık. Yatırımın geri ödeme süresiyle ilgili sizin tarafta cevaplayacağınız bir soru. Şimdi ben donanım altyapısıyla başlayacağım. Yani günün birinde bir veri merkezi kurduk. Dış yapısından da bahsediyor olacağım. Bina mimarisi de paylaşıyor olacağım. Standartlara yine dokunuyor olacağım ama ben bir bilgisayar mühendisi kimliğiyle bunu şöyle anlatmak istiyorum. Beni veri merkezinde en çok ilgilendiren taraf içeride vereceğim hizmete uygun donanımın seçimi aslında. Şimdi ilk karar vereceğiniz şey ne tip bir işleme yönelik sunucu alacağınız, hangi mimariye odaklanacağınız, işlemci kapasitesi, vereceğiniz hizmetin tipine göre hafıza kısıtı, alacağınız network throughput'u, storage servisleri gibi sorular var. Aslında burada mimariler bile kendi içinde farklılık gösteriyor. Yani hepimizin bildiği x86'lar evet burada da yoğun kullanılıyor ama çeşitli işler için özelleşmiş tipte sunucular var. Ben PowerPC'yi kullanma fırsatına sahip oldum. Risk mimaride makineler. Mesela HPC için tercih edilebilecek tipte makineler olarak aklımda kaldı. Yoğun da kullandım onu. Ama gündelik hayatta enterprise'ın isteklerini karşılayan, işte genelde paketler de işletim sistemi üzerinde çalışacak paketlerin de derlendiği tip x86, 64 bit olan tipteki sunucular. İşlemci kapasitesi aslında bu da çok önemli bir soru. Yani yapacağınız işin niteliğine uygun bir şekilde işlemciyi seçmeniz gerekiyor. Eğer ciddi anlamda bir computational iş yaptıracaksanız, o makineye sadece çok büyük çaplı bir matris gönderip bir response döndürecekseniz buradaki işlemci tipinin belki risk olması daha doğru olabilir. CPU değil GPU'ya odaklanmış olması gerekebilir. Programlamanın buna bağlı olarak sequential değil de paralel yazılması gerekebilir. Mesela sanallaştırmaysa çok fazla soket sayılı, çok fazla sayıda core'lu sunucu tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Artık yani CPU'nun yanında GPU'lar da artık mimaride çok fazla yer bulur oldu. Artık onlara da yazılan özel kodlar var. OpenCL olsun, CUDA olsun, ACL olsun gerçekten bunlar karşılık gören diller olarak artık üniversite müfredatlarına da yavaş yavaş giriyor. Zaten AI dedikleri olayda da yüksek boyutlu matematiksel işlemlerin bir kısmını TensorFlow misal aşağıda kullanabilir ona. GPU'ya yıkma ve iş yaptırma kavramı vardır. Yani artık biraz daha hibritleşmenin olduğu işlemci tarafta bir yapıya odaklanmak gerekebilir. Çok farklı tipteki operasyona hizmet verecekseniz böyle bir seçenek kesinlikle veri merkezinizde bence bulunmalı. Hafıza, memori gerçekten aslında bir bilgisayar mimarisinde de önemli olduğu kadar işte de önemli. Yani memori bilgisayarın en çok kullanılan devre elemanı aslında benim herkesinde de. İşte sanallaştırmayla bunu overage oranda kullanabiliyor olsanız da günün sonunda hafızanın sizin yaptığınız işin üzerinde önemli bir etkisi var. Günün yani vereceğiniz operasyon eğer in memory computing based bir operasyonsa çok büyük alanlarda çok büyük memori gereksinimi duyan sunuculara ihtiyaç duyuyorsunuz. 1 tera memoriyi bundan 2 yıl önce kullanmıştım. Artık oranın da önünün alınamayacağını düşünüyorum. Zaten paralelleşen yapıda memorilerinde bir pool şekline getirilip kullanılması artık çok alışılagelmiş durumlar gibi geliyor. Yapılacak işin kısıtlamaları. Evet aslında sorunun ilki bu. Yani yapacağım işteki benim requirement analiz dediğimiz olay bana hangi tipte bir sunucu almamı öneriyor. Misal Cloud Ready sunucular var artık vendorlarda. Siz sadece ben Cloud Ready istiyorum diyorsunuz. Onun işte PCI slotlarından tutun, host bus adaptörlerinden tutun, NIC kartlarının üzerinde defaultundan tutun. Size çok net bir sunucu tanımı ortaya koyabiliyorlar. Misal storage kullanacaksınız. Storage için bir kontrolcü yapacaksanız işte host bus adaptörüdür, SAS portudur, iSCSI yapacaksanız 10'luktur, 20'lik, 25'liktir, 50'liktir, 100 GB'lik kartlarıdır.
NIC gereksinimleri. Evet, şimdi data center'lar içinde S2S dediğimiz data center içi trafik ciddi anlamda bir artış gösteriyor. Artık biraz güvenlik kaygısı diyelim, biraz yapılan işin inceliği diyelim, verilerinizin daha kolay bir noktadan size getirilmesi gerekiyor. Response time açısından da kabul edilebilir bir noktada olmak için. Onun için bir veri merkezi kurarken seçtiğiniz NIC kartına bağlı kuracağınız network siteyinin de çok büyük önemi oluyor. Yani 10 GB'lik bir NIC kartla başladıysanız operasyona, downlink'i belki onluk tasarlamanız, uplink'lerini de artık o trafiği ölçekleyecek nitelikte seçip ağacı daraltmanız gerekiyor yukarıya doğru. Yani NIC yapacağınız işi belirleyen en önemli faktörlerden biri. İşte üzerindeki bazı donanımlar da dediğim gibi yapılacak olan işin kısıtlamasına göre sizin karar vermeniz gereken bir soru olarak duruyor. Şimdi veri merkezi ağ mimarileri. Şimdi bir veri merkezi kuruyorsunuz, sunucuları aldınız, kabinetlere taktınız ve enerji beslemesini verdiğinizde artık bu sunucuların birbiriyle hangi network mimarisi üzerinden konuşması gerektiğini, koyacağınız güvenlik ya da load balancer gibi cihazların hangi katma aggregation layer'da nasıl konumlanacağını ciddi anlamda tasarlamanız gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten design pattern diyelim artık böyle denenmiş ve çözümü bulunmuş yaklaşımlar var. Ama sizin başta bu soruya net bir cevap bulmanız gerekiyor. Chipset seçimi network ekipmanlarında aslında sizin için önemli bir soru. Yani bazı chipsetler bazılarından daha performanslı olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. İşlem kapasitesi o network siteyinin işleyebildiği veriyle ilgili bir durum. Aşağıda seçtiğiniz karta göre, NIC karta göre yukarıdaki network fabriğinde onu işleyebilecek ölçekte olması gerekiyor. Yapılacak işin performans beklentisi şöyle örnek vereyim. Eğer bir büyük veri işleyecekseniz sizin master dediğiniz makineden yükleri slave'lere chunk'lara bölüp dağıtmanız ve o büyük veriyi belki saniyede 2 GB gönderecek şekilde 2 GB, 2 GB ihtiyacınız neyse artık o ölçekte diğer slave'e gönderecek şekilde bir network siteğinizin olması gerekiyor. Bu sizin bu mimariyi yine kurgularken cevap vermeniz gereken bir soru. SAN veya iSCSI, evet bu storage tarafta kullanacağınız switch'in tipini de belirleyecek olan bir yaklaşım. Yedekli yapılar, işte network redundancy, bir switch'e bir şey olması durumunda diğer switch'ten paket kayıpsız yapıya devam edilmesi. İşte bu aslında hayatım Layer 2 katmanın dizaynı, VLAN separasyonlar eğer legacy network kullanacaksanız veya artık overlay dediğimiz bir network tasarlayacaksınız da ona uygun mimarinin yazılımsal olarak aşağıda belki underlay'de, belki de overlay'de kurgulanması. SDN kontrolcülü veya geleneksel. Evet bugüne kadar genelde entire architecture'lardan konuştuk. Bunlarla ilgili de bilgi veriyor olacağım. Ama bir de piyasanın artık ciddi anlamda konuşmaya başladığı ve hayatımızın içine giren SDN kontrolcü kavramı var. SDN kontrolcüyle de network içindeki mimari bir nebze olsun farklılaşıyor ve şekilleniyor. Aslında burada bize 5G'nin de getirdiği çok büyük yenilikler var. Birbirini tamamlar nitelikte bir veri merkezi aşağıdaki karmaşayı insan açısından çok azaltıyor. Daha yönetilebilir ve daha yazılımla kontrol edilebilir bir veri merkezine doğru gidiyoruz. Güvenliğin her türlüsü çok önemli. Fiziksel güvenlikten başlayın. Bulunduğunuz fiziksel alanı kazıp bir duvarla karşılaşmanız gerektiği ve kazdığınız yerden veri merkezine çıkmamaya kadar her noktayı ilgilendiren bir soru aslında güvenlik. Ama network ekipmanları için konuşulursak bir kablo takıp konsol yetkisini alamama, belki bir kablo takıp ACL tanımlayamama gibi bir durumdan bahsediyoruz aslında. Veri saklama ekipmanları, evet, Enterprise'da verinin persistent hale getirilmesi çok önemli bir olay. Veriyi saklarken kayıp da etmemeniz gerekiyor. Onun için onun için aşağıya çok doğru bir veri saklama çözümü konumlandırmak zorundasınız. Bunun için piyasada çözüm var ama alternatifleri de ben size alternatif bir yaklaşımdan
mimari ve detay olarak nasıl kurgulandığını anlatacak bazı cümleler kuracağım burada. İşte yazılım seçiminde ben genelde open source ilerlediğim için size de burada fikir vermesi açısından bazı open source projelere detay dokunuyor olurum. Yedekli yapılar aslında bu da önemli bir başlık. Yani veriyi belki çift replikasyon faktörle saklamak, işte kontrolcü, storage kontrolcünün birden fazla olması, birine gittiğinde diğerinden sistemin yazma operasyonuna devam etmesi. Replikasyon faktörü dediğim yazılımda belirleyebildiğiniz bir şey. Arkada RAID kartın yaptığını yazılıma yaptırma. Ve yazılan her veri 3 kopya yazılsın diyorsanız 3 kopyasının yazılmasını garanti etme. Hata tolerasyonu ile ilgili farklı yöntemler de var. Erasure coding ve replikasyon. Bunlardan da bahsediyor olacağım. Ve yedekleme. Yani persistent hale getirilmiş bir datanın eğer uzun süre saklanması gerekiyorsa bunun yedekleme sistemlerinde yıllarca belki de tutulmasını sağlamak. Şimdi bir veri merkezi deyince tabii sadece data center'ın içine bakmayacağız. Ya da bizi ilgilendiren bilgisayar tarafına bakmayacağız. İçindeyken diğer farklı şeyleri de görüyorsunuz. İşte kablolamasıdır, iklimlendirmesidir, enerji sistemleri çözümüdür. İşte o enerji sistemlerini yöneten SCADA çözümleridir. Network Operation Center'ı izleyeceğiniz ve aşağıda sizin eliniz, ayağınız, gözünüz olan monitoring ekipmanlarıdır. Kabinet seçimleridir. Yani 42U kabinet mi, 62U kabinet mi, işte standartlar. Bugüne kadar data center'da üretilmiş standartlar aslında hangisini destekliyor gibi sorulara da cevap bulmanız gerekiyor. Dediğim gibi izolatör artık veri merkezlerinde olmazsa olmaz. Onu da üzerine ciddi anlamda düşünmek gerekiyor. Ya çok büyük bir kütleyi taşıyacak bir yapıdan bahsediyoruz. Depremde operasyonun devam edebilmesinden, felakette operasyonun devam edebilmesinden bahsediyoruz. Data center başlığına baktığınızda tek cevaplamanız gereken soru, içeride vereceğiniz hizmetten ziyade o binanın da canlı ve yaşar bir şekilde tutulması. İçerideki hizmet çünkü buna bağlı. Biz Ulusal Yüksek Başarılı Hesaplama Merkezi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu işi sıfırdan yapma imkanına eriştik. Orada gördüğüm bazı şeyleri, bazı mimari çıktıları da sizinle burada paylaşacağım. Üzerine daha derin konuşuruz. Şimdi bu günkü konuda aslında biz veri merkezi içindeki sunucularda bir cloud servisi vermeye odaklanacağız. Bizim cloud dediğimiz şey aslında fiziksel olan kaynakların yazılım aracılığıyla sanallaştırılarak veya konteyner hale getirilerek insanların kullanımına sunulması diyelim. Aslında paylaşım ekonomisi temeline dayanan ve kullanmadığınız kaynağın yani bir iş için bir makineyi dedike etmek değil de o sunucunun gerekli olan kaynağını dedike ederek kullanılmasını sağlamak. Şimdi bulut bilişim aslında bizim cümlelerimizde anlatacak olursak fiziksel olanı bölerek yönetmek. Yani bir sunucu düşünün 128 core'lu bana ama bunun 8 tanesi lazım. Ya da bir storage düşünün 50 terabayt bana bunun o pool'undan 1 terabayt lazım. Ve bu fiziksel olanı bölerek yönetmek derken aslında burada şuna da dokunmuş oluyoruz. Multi-tenancy yani ortak bir alanı paylaşarak yönetmekten bahsediyoruz. Herkesin kaynağının kendine dedike olduğu ve diğerinin bu alanı görememesiyle ilgili konuşuyoruz. Büyük veri merkezlerinde aslında aşağıdaki sunucuları yönetmek, işte VM'leri yönetmek, virtual machine'ları yönetmek ciddi zaman alabiliyor eğer sisteminiz doğru değilse. Ama bu cloud computing'de bu olay biraz daha kolaylaşmış haliyle size bir hizmet olarak sunuluyor. Siz alt taraftaki kompleksiteden tamamen arınmış bir vaziyette sadece IP erişimi yaparak bilgisayarınızı istediğiniz amaca yönelik kullanıyorsunuz. Zaten ona dedike edilmiş bir network var sanal olarak kurulmuş. Bir de storage ekipmanı var. O storage'de artık blok mu alıyorsunuz, object mi alıyorsunuz? O da tamamen sizin sağlayıcıdan aldığınız hizmetle ilgili bir kavram. Fiziksel altyapıya dokunmadan iş yapabilme kabiliyetini içerir. Aslında bu biraz benim olayın gitmesini istediğim bir nokta. Yani biz İTÜ'de bu işi 3 vardı ya, öğrenci gücüyle yapıyorduk 24 insanla. Çok fazla sayıda insanın altyapıda gezmesi ya da tehlikenin var olduğu bir yerde gezmesi ya da risk oluşturabilecek bir ortamda gezmesi gerçekten hatalısı çok fazla yüz yüze getiriyor. Yani orada bir arkadaşın yürürken RJ45'in tırnağına takılıp kırması hiç ummadığınız bir probleme yol açıyor. Ya da içeri giren bir arkadaşın ya buraya bir şey olmaz deyip
bir switch'in ucuna kendi bilgisayarını bağlayıp hemen oradaki işimi çözeyim derken başınıza açtığı dert çok tarifsiz olabiliyor. 2 gün 3 gün arayabiliyorsanız o kablo orada boş durabiliyor. İşte bazen lazerlere arkadaşlar eğilip bakabiliyor. Yani bunlar hep başa gelmiş şeyler. Onun için misyon olarak bu olayın gitmesi gereken yer bence insansızlaşma. Aşağıda full automated bir yapı ve olabildiğin az insan müdahalesiyle sürdürülebilir bir yapıyı yaşatabilmek aslında. Benim bulut bilişimin geleceğini gördüğüm yer full automated bir yapı olarak ortada hizmet vermesi. Şimdi burada bir mimari olarak veri merkezine bakalım. Aşağıdaki gördüğünüz en altta Software Defined Data Center dedi. Aslında fiziksel bir data center. Yani enerjisinden, soğutmasından, kablolamasından, yapısal işçiliğinden, kabin montajından, tavalamasından, sunucularından, network ekipmanlarından, storage'ından hepsini fiziksel olarak kurduğunuz, birbiriyle konuşturduğunuz ama yazılımsal olarak hizmet vermediğiniz tamamen fiziksel bir alan. Compute dediğim sunucular aslında o sunucuların kaynağını sanallaştırarak kullanıcıya vermek. Storage dediğim storage ekipmanındaki disk kaynaklarını bir havuz haline getirip o havuzdan tenant'a uygun olanını ortaya koymak. Network dediğimde işte o network fabriğin tasarlanması. İşte bu aslında bizim ULAK'ta ki olaya bakış açımızın resmi. Yani NFVI var aşağıda bir tane. NFVI network tarafını yönettiğini söylediğimiz bir SDN kontrolcü. Birden fazla NFVI'yi de yönetecek aslında bir management and orchestration katmanı bakış açımızda mevcut. Aslında bu veri merkezine baktığınızda fiziksel olan veri merkezinin yazılımlarla yönetilir hale geldiği zaman içeride konumlandırdığım servisler olarak bu resimi algılayabilirsiniz. Şimdi veri merkezine gelmeden önce datayı sizin backbone'lardan bir şekilde veri merkezinin içine taşımanız lazım. Bizim senaryoda bu DWDM'lerin bizim içeride sonlandırılıp işte IDS'imize ya da IPS'imize geçmesi, oradan da router'a inmesi şeklindeydi. Ama her şeyden önce dış dünya ile fiziksel bir ilişki kurmanız gerekiyor. Yani dış dünya sizin IP yayını yaptığınız yerden haberdar olmalı ve oraya bir veri fiziksel olarak bir şekilde taşınmalı. ISP'lerle konuştuğunuz zaman böyle işlerde sizden ciddi teminat alırlar ve buna binaen o ekipmanlarını sağınızda konumlandırırlar. Size dedikleri hatlar çekilir. Teoride bu multiplexler arasındaki fiber optik hatlar sınırsız ölçektedir. Siz ne kadar veri koyarsanız gider ama tabii sizin de veriyi basabilmenizin bir kapasitesi vardır. Otobandaki yol genişliğini ihtiyaca binaen alırsınız. Bu ISP ile konuşmanıza ve işinizle ilgili. Şimdi DWDM başlığını esinlenin diye yazdım. Yani burada da üzerine çalışılması gereken çok ciddi kalemler var. Ama şöyle düşünün, bilgisayarlar arasında dijital sistemler ışıktan anlamazlar ya da analog sinyallerden anlamazlar. Işık fiber optiğin içinden geçerken analogtur ama bir şekilde dijitale döndürülmeli ve o dijitale dönen datanın da bir şekilde bilgisayarınıza girmesi ve işlenmesini gerektirir. Bu verinin sizin dışınızda, dış dünyadan size doğru gelmesini belirleyen yöntemlerden biri. Şimdi biz veriyi dış dünyadan getirdiğimizde biz de önce bir DWDM sonlandırıcı, oradan IPS dediğimiz yapıya giren ya da IDS dediğimiz yapıya giren bir şeklindeydi. Ardından da router'a geçirirdik. Neden IDS'ti? Şimdi veri merkezinin içine her türlü trafik gelir. Bu iyi niyetli trafikler olduğu gibi kötü niyetli trafikler de vardı. Yani şimdi bant çıkış genişliğimiz çok yüksek olduğu için çok yüksek bir kapasitedeki trafik iyi niyetli olunmadığı takdirde size doğru yönlendirebilir. İşte o zaman sizin bunları detect edip hatta önlemeniz gerekir. Yani onun içinde böyle kompleks sistemler vardır. Buradaki cihazlar genelde pahalı cihazlar. Pahalı derken 2015'te 280 bin dolar gibi bir rakamdı konumlandırdığımız IDS, IPS cihazı. Buradan geçtiği ve geldiği yer router'du. Router'da işte zaten Layer 3'ün temel operasyonlarını yapan bir işten bahsediyoruz. Bunlarla ilgili de detay konuşuyor olacağız. Şimdi veriyi router'dan içeri aldınız. Artık o verinin bir şekilde sizin racklerinize takılı bulunan sunuculara doğru gitmesi gerekiyor. İşte bununla ilgili bir mimari seçim yapmanız gerekiyor. Yani aşağıdaki network siteğinin sizin beklediğiniz performanslara gelebilmesi, sizin istediğiniz zaman kısıtı içinde veriyi istediğiniz noktaya çıkarması, kimsel bazı işlerde
ister çok net şu kadar milisaniyeden daha düşük bir gecikmeyi ben kabul etmiyorum. Gelen paketi drop ediyorum bile diyebiliyor. Onun için soruyu, problemi çok net anlayıp mimariyi çok doğru kurgulamak gerekiyor. İşte mesela veri merkezi yapıyorsanız cloud için bir network bazen kullanmanız gerekiyor. Bazen müşteriler için ayrı bir network kurmanız ve ikisini yalıtmanız. Bazen de işte müşteriden gelen network'e atıyorum cloud için almanız gerekiyor. Yani bu mimari uzun zaman yönetmeye başlayınca, iş gibi yönetmeye başlayınca gerçekten sizi çok yoran sorular ortaya çıkıyor. Onun için biz diyoruz ki aşağıdaki network ekipmanları çok basit işlere yönelsinler. Yani birinci fazla yönelmesi gereken iş MAC adresine bakıp uygun portundan veriyi dışarı göndermesi. Bunun dışında üzerinde yapılması gereken tanımlamaların hepsi Layer 2 Network'te değil, Overlay dediğimiz network'ü sanallaştıralım ve orada olsun. Her şey o noktada yazılımla yönetilsin şeklindeydi. İşte bakın bu da misal bir Leaf Spine mimari. Burada çok çeşitli mimari topolojiler var veri merkezi içinde. Misal bu gördüğünüz 6'ya 3'lük bir Leaf Spine, non-blocking, segment routing kullanan bir yapıda çok performanslı olmasını beklediğimiz bir iş. East-West'te gerçekten ölçeklenebilirliği size sağlayan bir yapı, mimari. Diğerlerinde de var ama burada her şey çok daha insan eliyle yapılması, yönetilmesi gereken bir iş. Burada biraz daha SDN kontrolcünün ya da işte farklı implementasyonlarda gördüm. İşte BGP, VPN'le falan data taşıyorlar. Çok farklı şekilde cevaplar bulabileceğiniz ama daha ziyade otomasyonun yönetmesini beklediğiniz bir sistem. Şimdi aslında burada Lift ve Spine'den bahsediyorsak switchlerle ilgili de konuşalım. Günün sonunda her şekilde Layer 2 bir operasyonunuz oluyor. Çünkü sunucularınız downlink'te doğrudan Layer 2 switchlere bağlı oluyorlar. Buradaki misal multi-layer bir switch'te bir Layer 2 katman ve bir Layer 3 katman var. Bunların da bir control plane'i bir de data plane'i var. Ucundaki interfacelerin yapması gereken tek şey kontrol plane'in söylediği şekilde data plane gelen veriyi interface'ten dışarı çıkarması. Aslında baktığınızda Layer 2 switch'lerin yaptığı iş çok basit. Şöyle düşünün. Database'den MAC adresine göre bir şey çekiyorsunuz. O MAC adresinin karşısında yazan porttan datayı dışarı gönderiyorsunuz. Ve bütün sunuculara bunu yaptığınızda da birbirinizi bir şekilde tanımanız lazım. Yani switch'in odaklanması gereken birinci portta benim 10 numaralı station'ım, PC'im takılı. İkinci de işte 20. Yani üstündeki cihazların MAC adresi ve hangi portta olduğuna dair bir ilişkisel database tutmak gibi düşün. Bu yapıyı tutmak. Şimdi tabii bir de bizim dış dünyaya çıkarken bizim routing table'larımızı çalıştıran, işte komşulukları kuran, BGP yönlendirmelerinden anonsları alan, OSPF tanımlamaların yapıldığı router'larımız var. Bunlar da aslında günün sonunda bakarsanız bir tablo tutmakla mükellefler. Evet zor iş yapıyorlar ama yazılımlaştırılamaz değil. Yani burada odaklanması gereken şey fiziksel olarak bir kutu mu, yoksa fiziksel olarak bir şasi mi, çok büyük ve tek kişi önermiş, yoksa bir bilgisayar içinde bunu vermek mi? Yani SDN dediğimiz konsepte geldiğimizde bu soruya cevap arıyor olacağız. Ama legacy'de işler bugün itibariyle switchler basitiyle bu işi yapıyor, router'lar da basitiyle bir routing table tutuyor, dış dünyayla konuşuyor ve verileri almakla ilgileniyor. Şimdi network ekipmanlarını koyduk, sunucuları koyduk. İşte storage'dan bahsettik. Artık ekipman serverların üstündeki işletim sistemlerini konuşma zamanı geldi. Yani biz burada yapacağımız işe yönelik spesifik kullanacağımız OS ne olmalı? Aslında bu data center'larda ben hep open source tarafta yine ilerledim. Yani Gent olsun, Ubuntu olsun, Pardus'un server side tarafı olsun hepsi kullanılabilir. Bu nihayetinde sizin aldığınız, customize ettiğiniz, bu serverdan beklentisini bildiğiniz ve yapıyı ona göre tune ettiğiniz bir ortam. Tek önemli olan şey size özelleştirmeye fırsat tanıyor olması. Ve kullandığınız hardware'lerle stabil çalıştığına dair bir garanti verebilmesini beklemeniz. Yani Ubuntu Canonical çalışıyor. Birçok vendor kendi donanımını artık Ubuntu'ya certify ediyor. İşte CentOS'ta da yine öyle. Pardus'ta da muhtemelen Debian temeli olduğu için öyle bir yaklaşım olabilir. Ama günün sonunda firmware uyumluluğu sizin için önemli bir soru. BIOS upgrade'leri sunucu için önemli bir soru. Her firmware her BIOS'ta çalışmaz.
kullanılan OS'in stabilitesi, mesela şöyle düşünün, CentOS'lar çok stabil değildir. Zaten stabil olanı Red Hat Tin Enterprise Linux'udur. Ama CentOS'ta eski versiyonlarında stabil olanı vardır. Mesela Ubuntu'nun 16.04 LTS'leri, 18.04 yeni artık stabil hale gelmeye başlıyor. Gentoo her şeyi sıfırdan alıp C compile'la derlediğiniz bir yapı, çok lightweight bir kernel, birçok hardware'i destekler vaziyette konumda. Hepsini alternatifli bir şekilde düşündürebilirsiniz. Ama soru ne? Yapacağınız işi en çok hangisi destekliyor? Yani bugün bir Windows'un da ihtiyacının olunduğu yer var ama işte bir hosting işi yapacaksanız, bir Apache çalıştıracaksınız, bir Yandex, pardon, Nginx çalıştıracaksınız. Bunun için belki Windows lisansına ihtiyacınız yok. Bu tarafları da ciddi anlamda düşünmek lazım. Yani bugün konu Windows olmadığı için o başlığa hiç girmeyeceğim. Son kullanıcıyı da hiç öyle yönlendirme taraftarı bir insan değilim. İhtiyacınız neyse onu kullanın. İşletim sisteminde çok milliyetçiliği olmaz. Ama ilk tercih open dediğimiz ve özelleştirebileceğiniz, gerektiğinde kernel'a dokunmanıza imkan sağlayan modüler bazlı bir yapı olması data center'larda önemli olabiliyor. İşte öyle deyince yani Ubuntu'nun, Linux'un kernel'ından da bahsetmek istedim. Bence burayı tüm genç arkadaşlarımız çok yakından takip etmeye, yani dünyanın bir araya gelip, dünyadaki tüm bilgisayar tutkunlarının bir araya gelip, dünyanın tüm kullanıcılarının bir araya gelip birlikte yaptığı harika ve mükemmel bir iş. Yani birlikte çalışmanın en güzel örneğinin verildiği ortamlardan biri. Milyonlarca satır kod, milyonlarca, binlerce insan gücü diyelim ve binlerce vendor'ın bu sistemin gelişmesine dair yaptığı katkı bence muazzam. Türkiye'de kesinlikle böyle bir şeyin içinde bir şekilde biz bu sektörün insanları olarak yani bulunamıyor bile olsak diyelim, uzaktan da olsa izlemek gerek. Günü zamanı geldiğinde illaki katkı olacaktır. Çünkü bu noktalar önce izlemek, sonra anlamak, en sonunda da kod yazmaya doğru gidiyor. Sistemleri kullandıkça bir aşinalık başlıyor. Sistemleri kullanıp problemleri gördükçe artık bu sistemlere daha aşina oluyorsunuz. Ve ondan sonra diyorsunuz ki ya aslında problem bunun şu modülün, şu kod satırının içinde. Ben buraya işte bir logla başlayayım, loginfo ile başlayayım diyorsunuz. Ve o maceranın sonu sizi hiç ummadığınız bir yerden çıkarıyor. Bu örneklerle sabit. Ama yapılabildiğini, yapılabileceğini çok net biliyoruz. Bakın burada aslında bu o kernel'ı indirdikten sonra make menu config diyerek derleyebildiğiniz ve istediğiniz modülün bilgisayar üzerinde kalmasını sağladığınız ortam. Yani burada sizin ihtiyacınız varsa Bluetooth'u, ihtiyacınız yoksa Bluetooth'u açmayın. İhtiyacınız varsa USB 2.0, ihtiyacınız yoksa USB 2.0'ı koymayın. İhtiyacınız yoksa virtual NFS'i koymayın. Yani aklınıza gelebilecek her türlü yönetimi yapabildiğiniz, kernel'ı daha lightweight hale getirebildiğiniz, Linux'un özelleştirilebilir yapısını sağlayan kernel modüllerinin olduğu yer. Yani her arkadaşım bence o source kodu indirdiğinde bir make menu config deyip bu süreci görmeli ve bu sürecin sonunda nasıl bir çıktı alıyor onu anlaması ciddi anlamda bir katkı sağlayacaktır kendine. Tabii bu sürecin sonunda zaten çalışır bir işletim sisteminiz oluyor. Bu süreci make modus install dediğiniz zaman bir Ubuntu kernel'ı bilgisayarınıza yüklenmiş oluyor. Ve siz bunu kurduğunuzda artık üzerindeki uygun işletim sistemiyle ayağa kalkıyor. Şimdi üzerindeki işletim sistemi ayağa kalktığında artık hizmetinize vereceğiniz servislerin konfigürasyon süreci başlıyor. Şimdi ben burada ekranı büyütemiyorum ama şu gördüğünüz Nano ile açılmış bir ETC altında Memcache'in config file'ı. Memcache servisi exec start olurken ETC Memcache conf parametresini girdi olarak alıyor. Bu içerideki parametreleri arkadaş parse ediyor ve bu parametrelerle bir servis hizmeti vermeye başlıyor. Siz burada dersiniz ki TRL işte 192.168.13.17 artık o makinede bu servisi, o IP üzerinde o portu açıp bu işi yapmaya başlıyor. Yani sizin artık servisini vereceğiniz hizmetin bileşenlerini ayaklandırmaya yönelik bir sürecin içine girdiğiniz nokta burası. OS'iniz var. OS'inize dair bir servis kuruldu. O servislerden birinin config'in örneği.
Şimdi ben burada konu cloud olduğu için aslında cloud tarafında yoğun kullanılan bazı teknolojilerden bahsediyor olacağım. Ya yine dediğim gibi her teknolojinin siteyi kendine has çözümleri de barındırıyor. Ben kendi yoğun kullandığım teknolojiye dair bazı bilgiler vermek istiyorum. Misal her veri merkezinde, her cloud çözümünde veriyi persistent hale getirdiğiniz bir ilişkisel database bulunur genelde. Yani bu MySQL olur, Postgres olur, MS SQL olur, hiç fark etmez. Ama konfigürasyonunu yaparken siz, ben bu database'leri böyle bir SQL sunucu üzerinde ayaklandırıyorum diyebilirsiniz. Bunu single yapabiliyorken multi de yapabilirsiniz. Yani yedekli dediğim aktif çalışan haliyle de yapabilirsiniz. İşte bu redundancy sistemler için genelde cluster based yapılar tercih edilir. İşte Galera'da onlardan birini sağlayan, MySQL üzerinde onlardan birini sağlayan bir yapı. Birden fazla not üzerinde çalışan iki tane MySQL düşünün ama birbiriyle sync ve verileri birbiriyle sürekli rsync metoduyla değiştiriyor. Database'leri birbirinin aynısı durumuna getiriyor. ETC DB Key Value Store, bu da bir database ama non-relational bir database'den bahsediyoruz. REST, aslında bunu hepiniz biliyorsunuz ama belki adını teknik olarak bilmiyorsunuz. Yani genç arkadaşlara binaen söylüyorum. Ön yüzden bir olayı seçtiğinizde, oluştur dediğinizde ya da işte launch dediğinizde arka tarafa bir post isteğinin ya da get isteğinin ya da put isteğinin gitmesi, arka taraftaki sunucunun bu isteği alıp backend'deki uygun metoda yönlendirmesi, o uygun metodun içindeki business logic'inde çalışarak size istediğiniz hizmeti vermesine odaklanan bir yazılım tarafı yaklaşım çözümü. Yani bu REST ne iş yaparsanız yapın bilgisayarla %70, %90 karşınıza çıkacaktır. Hatta sistemci olacaksanız önce bir yazılım geçmişi, ardından bir sistem geçmişi, sistem geleceği daha faydalı olabilir. Ama REST hangi teknolojiyi kullanırsınız kullanın, tanımanız gereken bir yaklaşım. İşte RabbitMQ, aslında bu bir messaging queue ama benim teknolojide Rabbit kullanılıyor. Bunu şöyle düşünün, MQ deyin ama işte bu ister Rabbit olsun, ister Active olsun, ister Kafka olsun ama bir MQ çözümü var. Yani birden fazla servisin birbirleriyle konuşurken bir paket değişim noktası diyelim. Yani ben bir yere attım, o paketi, o topiği dinleyen arkadaş aldı ve ona uygun yapması gereken business logic'i işletti. Yine bunların da aslında cluster based olması gerekiyor. Yani eğer redundancy yapılar kurmanız gerekiyorsa bunların cluster based kurulduğu ortamlar var. Birden fazla Rabbit'i aynı anda çalıştırabiliyorsunuz. Python Django, bu bir web framework'ü. Yani Python genelde data science dili diyorlar ama aslında Python sadece bir data science dili değil. Python neye ihtiyacınız varsa onunla ilgili size çözüm üretebilen aslında yetenekli bir dil. Ama yani tabir benim biraz serseri bir dil. Ama dil yani su götürmez. Yani ben bunu bazı eğitimlerde duyuyorum. Python çok basittir falan filan. Öyle değil. Python'da ihtiyacınız olan framework'ü üstüne konumlandırdığınızda istediğiniz hizmeti çok net veren bir iş. İşte aşağıda gördüğünüz, M ile gördüğünüz ortam Memcached. Aslında bu da her zaman veri tabanına gitmeyin. Veri tabanına gitmek yerine işte ön taraftaki bir caching layer'dan istediğiniz datayı almanız için sık kullanılan datayı almanız için konumlandırmış bir teknoloji. Aslında bu teknoloji siteni çoğunuz biliyorsunuz ama bunların bir araya gelilerek bir işe yönelik kullanılmasına dair belki çoğumuzda görgü yok. Zaten sistemler ilk de böyle kutular şeklinde oluyor. O kutuları kurmaya başlayınca diyorsunuz ki yani aslında o kutularda, yani kutu mühendisliği dediğimiz konu çiziyorlar ya, mesela diyor işte burada database var, burada RabbitMQ var, burada işte LDAP var falan diyorlar. Ama siz teknolojiyi birleştirdiğinizde hiçbir şeyin o kutularda çizilen kadar karmaşık olmadığını görüyorsunuz. Ama çok ciddi bir sabır isteyen konu. Bunu bu arada belirtmek istiyorum. Yani sistem tarafının işi ciddi sabır gerektiren bir iş. Ama günün sonunda o kutuyu anlatmaya çalışan arkadaşın söylediği kutulara hayat veren bu teknolojiler ve o kadar da kompleks değiller. Chemo bir emülatör. Sanallaştırma tarafta kullandığımız bir çözüm. Bilgisayar içinde bilgisayar oluşturmanıza imkan veren bir yazılım diyelim. Düşünün ki önünüzde bir bilgisayar var. Nasıl bunun Ethernet interfeysi var, I/O device'ları var, CPU'su var. Chemo ile bunu emüle edebiliyorsunuz. Sanallaştırmadaki çok temel araçlardan biri. Yani speklerde hızlarına dair çok güzel açıklamalar var. Bence bu teknolojiye bir yerinden aşina olun. Yani bugün ne yapıyorsanız yapın ama historiyi bilerek yapın.
Ya bir sistem işi yapacaksanız ve bu bir cloud işine yakınsayacaksa, CAM olsun, Zen olsun, Hyper-V olsun, bunları öğrenmeye odaklanmak lazım. Ama ben yine söylüyorum, açık kaynak size yaptığınız işle ilgili çok fazla fikir verir. Yaptığınız işle ilgilisi çok net aydınlatır. Onun için benim çözümüm genelde açık kaynaklardan yana oluyor. Ya bu sistemlerin yazılımla yönetildiği core Python. Gördüğünüz Python, işte üzerine Django Web Framework'ü kurduğunuzda, arkasında da backend'de bu kodları konumladığınızda, işte bana bir VM ver, bana database'e git şunu yaz, işte LDAP'tan git kullanıcıyı doğrula, işte diyebilecek kadar yetkin. İşte Mongo'dan git data çek, bunun kütüphanelerini içine yüklerseniz Mongo'dan da gider data çeken. Bu anlattığım cloud teknolojisi aslında Python üstüne oturuyor. Kod tarafını da açacağım. Aşağıda bir LDAP. LDAP'a odaklanmak aslında lazım. Yani bugün Active Directory'ye alternatif tam olmasa da gelişme çok açık. Üzerine çok fazla şey ekleyebileceğiniz, ihtiyacınızın neyi olduğunu çok iyi tahlil ettiğiniz bir durumda ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir çözüm. Oradan mesela doğrulama yapabiliyorsunuz. İşte yeni bir şirket organizasyonu tanımlayabiliyorsunuz. Şirket organizasyonu içindeki kullanıcılara erişime dair yetkileri çok net tanımlayabiliyorsunuz. Entegrasyonu cloud'la var. Yani biz bunu 2,5 yıl boyunca kullandık. Sıkıntısını görmedik. MongoDB, işte non-relational bir database daha Mongo. Document-based bir database. Write intensive işlerde kabul görmüş bir çözüm. Şimdi bu non-transactional ama transactional üzerine de çalışılıyor. Birden fazla şekilde bunu da ölçekleyebiliyorsunuz. Yani bir Mongos makinesine altta shard database şeklinde çalışan bir yapıyla scale edip ihtiyacınız olan veriyi kalıcı hale getirtebiliyorsunuz. Ama transactional olmasına dair bazı noktalarda eksik var. O noktayla ilgili bu taraf çalışıyor. JSON based çok hızlı. Tabii bunun alternatifleri de var. Ben buraya her teknoloji yazarken mesela Cassandra'dan ya da başka teknolojilerden bahsetmedim. Ama ben doğrudan kullandığım için sizinle o teknoloji siteyini paylaştığım için MongoDB'yi yazdım. İşte NTP server var altta. Küçük görünüyor ama aslında o bir NTP tanımlamaya çalışan bir şey. Line üzerindeki herkes aynı makineden saat sinyali alıyor, clock sinyali ve zamanları sync tutuyorlar. Aslında çok basit gibi duruyor ama çok büyük bir işe, çok büyük bir çıktısı var. İşte ucu atom saatlerine kadar gider. Nereyle sync olduğunuzun önemi vardır. Ama cloud'da kullanılan genel teknolojiler kullandığınız servislerden bağımsız. Yani servisler de tabii ayrı teknolojileri, mesela MongoDB telemetri servisinin koyduğu bir database. Yani siz cloud üzerinde gerçekleşen tüm metrikleri alıp kalıcı hale getirip sonra da bir ücretlendirme modülü yapacaksanız MongoDB'yi koyuyorsunuz. Ama bunun verebildiğiniz servisin ucu bucağı yok. Mesela Sahara diye bir komponenti var arkadaşın. Hadoop'u ya da Hadoop'la Spark'ı 2 saniye içinde, 5 saniye içinde, 10 saniye içinde cluster şeklinde sizin için ayağa kaldırıyor. Ben burada her teknolojiyi yazmadım. Bir de yani saçmalığa da dönsün istemiyorum. Sizin odaklanmanız ve hani üzerine bakmanız için bazı başlıklar vermem doğru görülüyordu. O açıdan ben bu teknolojileri sizinle paylaştım. Tabii bu işin yazılım tarafının kullandığı sistem ekipmanları. Burada bitiyor mu? Bitmiyor. Burada bir de yazılımsal switch'ler var. Mesela burada gördüğünüz üstünü getirdiğim bir OVS, Open Virtual Switch ya da işte Linux Bridge var. Onu da kullanabilirsiniz. Misal VM'ler bu OVS'e bir tap olarak bağlanır. Yani fiziksel bir switch'ten çok farksız ama overlay'de konumlanarak VM'lerin tap olarak bağlanıp overlay network'te hizmet aldığı switch'ler. İşte bunlara fiziksel interfacelerinizi bağlayıp istediğiniz gibi bir network siteyi yaratabilirsiniz. Aşağıda aslında şunu size göstermek istiyorum. Burası bir teknolojiyi anlamak açısından önemli. Şimdi bakın bu switch üzerindeki kurallar. Misal bir VM'den data çıktığı zaman şu gördüğünüz paketlere çarpar. Şu kadar paket gelir, şu kadar byte gider gibi ya da action. Bu işte bir yazılımsal switch'in kuralı. SCN kontrolcüye girdiğimde daha net anlatıyor olacağım.
Ama mesela şurada bakın 22. VLAN'dan gelen pakete dair yapılacak aksiyon yazılmış. İşte port 189. Yani OVS şu portu 189. port demiş gibi düşünün. Ve buna bir priority vermiş. Ve bunun action'ına da normal demiş. Yani normal switch gibi davran. Ya da action'lar bakın drop. Ya, yani şu pakete nasıl davranacağına dair söylediği şey bu paketleri drop et. Şimdi burada aslında size çok şey paylaşmaya çalıştım ama Linux kullandığım için bazı şeyler çok net anlaşılır olmayabilir. Şimdi burada tap diye bir kavram var. Tap Türkçe'ye musluklar diye çevriliyor. Şimdi bu OVS'in üstünde bakın bir router bacağı, bir VM bacağı, bir router interfeysi, bir VM tap'i takılı. Ve bu 12. portta, 30. portta. Yani bir switch'te az önce segment cable'larla gösterdik ya. O arkadaşım tuttuğu şey yazılımsal olarak gayet net tutulabilir. Şimdi günün sonunda böyle bir sistemi kurgulandığınızda vardığınız yerin neresi olduğunu anlamak adına size şunu göstermek istiyorum. Şimdi eğer bir işletim sistemi kurarsak, işletim sisteminin modüllerini doğru ayarlarsak, çalıştıracağımız servislerin konfiglerini doğru yaparsak, bu teknolojileri de birbiriyle entegre edersek, işin içine de yazılımsal switch katıp VM'lerimizi bu yazılımsal switch'e bağlarsak, o yazılımsal switchlerin üstünde musluklar olur ve tepler olur ve o VM'lerle konuşursa, günün sonunda böyle bir servis mimarisini kutu kutu çizebiliriz. Şimdi burada ne var? Identify servis. İşte bu LDAP dediğim yer aslında identify dediğim kimliklendirme servisinin verildiği nokta. Networking servis. İşte OVS dediğim ve switchleri barındıran hizmetleri veren proseslerin olduğu kutu. Block storage. İşte storage'ı doğru yapılandırıp servislerle doğru konuşturursam günün sonunda böyle bir hizmeti almayı bekliyor olurum. Image storage servis. Şimdi siz düşünün ki bir Windows ayağa kaldıracaksınız ya da Ubuntu ayağa kaldıracaksınız ya da Fedora ya da işte bir Gantt imaj ayağa kaldıracaksınız. İşte size o imajı verecek, o ISO file'i verecek, o QCOV'u verecek olan alan. İşte object storage yine bir storage hizmeti. Verileri REST üzerinden saklayabildiğiniz bir yer veriyor. İşte Amazon da bunu veriyor. Birçok yer block storage hizmeti veriyor. Eğer profesyonel bir cloud hizmeti veriyorsanız kullanıcıların cloud üzerinde harcadığı kaynakları bir ücretlendirme rakamı çıkarabiliyorsunuz. Bununla ilgili telemetri servisi kavramı gündeme geliyor. Bir orchestration servis. Çok sık yaptığınız işler için tanımlı template'ler ve next next dediğinizde hemen topolojinin ayağa kalkması. Düşünün ki 2 tane load balancer, 3 tane Nginx, yanında 2 tane database. Next bir template yazmışsınız ve ihtiyacınız var. O template'i sadece çalıştırırken VM'lere ad vermek kalıyor. O mimari ayağa kaldırmanız burada çok zamanınızı almıyor. Dashboard servis. Genelde konsoldan son kullanıcı çok anlamıyor. Ama veri merkezinde iş yapıyorsanız hızın bir önemi olabiliyor. Konsol dediğimiz yapı aslında işleri bilen insan için çok kolaylaştıran bir yapı. Yani bilgisayarınızda işte Linux kullanan arkadaşlar bilir. Ctrl+Alt+T yaptığınızda terminal gelir. Ve oradan dersiniz ki işte atıyorum apt-get-update dersiniz. Ne yapar? Hemen gider yapı yapar. Ama UI'da nasıldır? İşte Upgrade Center'ı açarsınız ya da Software Center'ı açarsınız. Bu paketi install et dersiniz. Ama konsolda bunun karşılığı nedir? apt-get-install-package-name'dir. Son kullanıcıysanız tabii sizin için görsellik önemli olabiliyor ama Data Center'daysanız sunucudan eğer para kazanılıyorsa o kaynak bile veri merkezi için önemli olabiliyor. Onun için oraya kaynak tüketecek hiçbir yazılım koymamaya odaklanıyorsunuz. Zaten onun için serverlar arka tarafa giriyor. Son kullanıcı tarafta da görselitenin önemli olduğu desktop versiyonlar oluyor. Daha küçük bir kernel'ın, daha az kaynak tüketilen bir yazılımın stabilitesinden emin olan bir halinin sadeleştirilerek veri merkezlerine konduğunu düşündüğünüz hal onun server versiyonu. Stabil, bazı noktalarda enterprise desteğini bulabildiğiniz işleri barındıran bir sunucu tipi diyeyim. İşte bu gördüğünüz servisler bir araya geldiğinde basic anlamda bir cloud service provider olabiliyorsunuz. Tabii burada şu da önemli. Mesela bizim operasyonunu yaptığımız yerde V4 bloğumuz vardı IP'de. 185.144.14
22 idi. 14.0 22 blok bizim de. Biz orada public IP ile private yani şirketin RIP'ten tahsil ettiği, şirketin RIP'e ödediği parayla bizim üzerimize olduğu tescilli olan IP ile hizmet veriyorduk. Real IP ile hizmet veriyorduk. O public cloud oluyordu ama private cloud dediğim sadece şirket içi kullanım olabilir. Public private dediğim işte bazen oluyor. VPN ile beraber bağlanıyorsunuz. İşte bir şirketin içinde oluyorsunuz. Oradan cloud'a erişim alıyorsunuz. Çok fazla konsepti var. Ama bu bahsettiğim taraf infrastructure as a service de platform as a service'in bir araya geldiği yer. Bunun üstüne bir de software as a service geliyor. Software as a service de sizin vereceğiniz hizmetle ilgili yazılım siteğini koymanız. Koyduğunuz yer olduğunu bilin. Günün özü, bu hikayenin özü şurada. Fiziksel olan bir veri merkezine konumlandırdığınız sunucuların üstüne koyduğunuz yazılımlarla infrastructure'ı as a service hale getirdiniz. Onun üzerine koyduğunuz işte database as a service olur, identify as a service olur, işte Mongo as a service olur ya da ne olur, Apache as a service olur, Nginx as a service olur. Hepsini verebilir duruma geçiyorsanız da bu günün sonunda bir platformu konumlandırmak oluyor. Software as a service de düşünün ki kurumunuzun sağdaki araçlarından veri toplayan bir yazılımınız var. Veri, istekler sizin aşağıdaki platformunuza geliyor. Platformda yazılımdan bazı şeyler yapmasını istiyor gibi bir case'i düşünebilirsiniz. Yani sizin işiniz burada yazılımı konumlandırmak SaaS olarak. Ama alt taraftaki kompleksiteyle de ilgilenmemek. Bunu çözen yazılımlar var. İşte OpenStack bunlardan bir tanesi. CloudStack bunlardan Apache'nin bir tanesi. Yine paralı tarafın da çözümü var. İllaki bir pazarı var yani bu işin. Ama size şöyle söyleyeyim. Yurt dışına biz ULAK haberleşme içinde bazen eventlere falan da gidiyoruz. Orada da görüyoruz ki yani Open'da belli bir olgunluk var. Belli bir noktaya gelinmiş. Sadece bununla ilgili ciddi bir mühendislik birikimine ihtiyaç var. Bunu sağladığınız durumda sizin de bu kodu forklayıp değiştirmemeniz günün sonunda çok olasılıksız değil yani. Bu çok rahat olarak yapabileceğiniz bir iş haline geliyor. Yani 2 yıl bu sistemi yönettikten sonra bir gün diyorsunuz ki ya şu kodun şurasına bir bakayım, şu kodun şurasına bir dokunayım, şu kodun şurasına bir log info koyayım. Sonuçta bu bir Python file, Python scripting bir dil. Açıyorsunuz nano ile dosyanın içini, bir log info yazıyorsunuz, bakıyorsunuz ki oraya log gelmiş. Ya da diyorsunuz ki ya şu post arayüzünden web arayüzünden gelen post isteğinin içindeki JSON'da nasıl bir veri yapısı var diyorsunuz. Aslında onu yazılımdan da görebiliyorsunuz ama hani hiç bilmiyorsanız sonuçta herkesin bir problem çözme yönelik kafasında oluşan bir şekil oluyor. Oraya loginfo koyuyorsunuz ve oluyor yani bu. Ben 2014'te başladım bu cloud işine. O zaman hiç böyle döküman falan yoktu. Şimdi iş biraz daha olgun hale geldi. Yani artık bence yapmak değil de üzerine fark yaratacak yeni servisler eklemek bence daha önemli bir noktaya geldi. Onun için bu olabildiğine yaygınlaşmalı, kullanım artmalı. Ama üzerine koyduğumuz servislerle de bir enterprise yani bir kurumsala çözüm üreten vendorlar gibi, üreticiler gibi hizmet vermeye odaklanılmalı. Biz ULAK'ta o noktada çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yani mesela şöyle düşünün. Şuradaki OpenStack Networking servisi replace edebileceğiniz. Yani bu aslında çok büyük bir iş. Bakın şuradaki networking servisi kaldırıyorsunuz ve kendi siteğini koyuyorsunuz. Artık overlay network dediğiniz yerde VM'lerin birbiriyle konuşurken oluşturulan politikaların hepsini sizin modül yazıyor. Yani bu network'teki paketlerin protokollerine kadar anlamaya denk gelen bir şey. Anladığınız protokolün kodunu yazabilirsiniz. Anladığınız protokolleri yönetebilirsiniz. Ama günün sonunda SDN kontrolcüler size böyle bir güç veriyor. Yani her şey dünkü gibi de değil. Şimdi bir veri merkezi kurarken biz çok devasa paralara çok yani switch aldık. Çok fazla ekipman aldık. Ha ihtiyaç mı? Evet ihtiyaç. Bu ayrı bir başlık. Ama niye alternatiflerini düşünmediği ben şimdi daha çok düşünüyorum. Yani 100 gigabit switch alıyoruz. 100 gigabit switch'i dolduracak trafik yaratıyor muyuz? Yaratmıyor muyuz? Ya da bir gün 100 gigabit illaki ihtiyaç olacaktır diyebilirsiniz ama ihtiyacınız yoksa niye alasınız? Niye öyle bir yatırıma sokasınız? 5 yıl sonra ihtiyaç olacaktır diyorsunuz ama 5 yıl sonra da sunucu eskiyor. Yani aşağıdaki sunucu ömrünü doldurmuş oluyor. Zaten bizim sektörde teknolojinin ömrü 5 yıl arkadaşlar.
5 yılda bildiğinizde para kazanırsınız. 5 yıl. 5 yıldan sonra kesinlikle o teknoloji replace oluyor. Kesinlikle başka bir teknoloji. Ama core kod sizdeyse ve özelleşmiş hizmetler veriyorsanız bu sefer vazgeçilemez oluyorsunuz. İşte o noktada fark yaratılmaya başlanıyor. Yani odaklanılması gereken noktalardan biri bir sistemin böyle derinlemesine uzmanı olup ısrarla kovalamak ve yenilikleri dış dünyadan takip etmek. Şimdi mesela Kubernetes denilen kavram biz bu işe başladığımızda emekliyordu daha. Çok yeniydi yani. Sonra dedi ki Kubernetes ben OpenStack'i kendi üstümde çalıştıracağım. Şimdi yani teknoloji bir şekilde biri birinden pastayı kapmaya çalışıyor. Mesela OpenStack VMware'den kapmaya çalışıyor. Kubernetes OpenStack pazarından pay almaya çalışıyor. Buradaki rekabetin acımasızlığı böyle bir şey. Ama bu iyi bir şey. Sonuçta bir oyun alanı yaratıyor bize, hepimize. Yani bu alanda çalışan insanlara. Şimdi Kubernetes ne yapıyor ama? Ya da Airship dediğimiz bir olay var. Ne yapıyor? Kubernetes'te OpenStack çalıştırıyor. Yani teknolojiler birbirini replace etmeyi hep deniyor. Ama core'da kalan bazı teknolojiler var. Bence öyle bir teknoloji olmaya telco tarafta OpenStack gidiyor. Kod siteyi çok geniş. Herkes bir servis yazıyor. Vendor'lar buna uygun cihazlar üretiyor. İşte Layer 2 VTAP yazıyor arkadaş. Layer 2 Hardware VTAP yazıyor. Hardware VTAP diyor ki ben cihazımı buraya koyduğumda diyor senin tünellerin bende sonlanır diyor. Senin trafiğini ben yönetirim diyor. Şimdi siz bu işin içindeyseniz adamın çok basit bir şey yaptığını biliyorsunuz. Ama işin içinde değilseniz adam size 50 bin dolar dese de tamam ya benim işim için bu lazım diyebilir duruma geliyorsunuz. Yani onun için core teknolojilerde olmak lazım. Core teknolojiler çok fazla şey öğreten alanlar. Şimdi bakın burada aslında hizmetini vermeye kalktığınızda mimariyi çizecek arkadaşlar günün sonunda böyle bir kutucuk dizaynı koymalı ortaya. Koyabilir mi? Çok zannetmiyorum. Genelde zaten o şekilleri son halini verenler teknik insanlar oluyor. Evet genelde her şey bir kutu oluyor. Kutular şöyle böyle falan. Ya da bakıyoruz şimdi Etsy'ninkine bakıyoruz. Arkadaşlar oraya dizaynları koymuş. Böyle yapın olur diyor. Ama sahaya geldiğinizde görüyorsunuz ki hiçbir şey dendiği gibi değil. Yani Day One'da günün sonunda şöyle bir gerçek önümüzde çıkıyor. Bir core alana girdiğiniz zaman çok fazla teknoloji öğreniyorsunuz. Çok fazla teknoloji öğrendiğinizde de diyorsunuz ki ya ben bu teknolojideki şu problemi çözmek için şu teknolojiyi buraya implement edebilirim diyorsunuz. O zaman da işte ürünleşme başlıyor. Mesela SDN de öyle bir alan. SDN'de siz düşünün ki Layer 2 ARP protokolü yazdınız. Öteki adam geliyor. Ben buna diyor RARP diyorum diyor. Bir RFC yayınlıyor. RFC kabul görürse bir bakıyorsunuz protokolü hayat bulmuş oluyor. Yani bu işlerin de artık önü açılıyor. Ve açılmalı da yani bu protokol siteyi çok genişlemesin. Ona bir şey demiyorum ama vendor depends dediğimiz olaydan ya da büyüklerin bize dayattığı olaydan son çıkış gibi bir yerde olsun ki en azından onun arkasını dolanabilirim. O çaresizlik yani hiçbir kurumun yaşamak isteyeceği bir şey değil. Şimdi ben burada sizinle aslında somut bir şeyler de paylaşacağım. Şimdi bizim aslında bu eski veri merkezinde yaptığımız işin topolojik dizaynıydı. Bakın burada bir dış dünya ve o dış dünyadaki paketlerin işte bizim IDS dediğimiz cihaza Turkcell Backbone ve Vodafone Backbone'dan 10 gigabitlik DWDM hattı üzerinden getirilmesiyle ilgili bir topoloji görüyorsunuz. Bu IDS'den geçtikten sonra verinin ilk geldiği yer router. Brocade MLX router kullandık orada ayrı ama bu ULAC'tan önceki işim bu arada bunu belirtmek istiyorum. Yani burada amaç data center'a dair bazı görüşleri ve fikirleri sizinle paylaşmak. İşte veri merkezi içinde kurgulanmış olan network topolojisinde bir customer network dizaynı var. Switch dizaynı. Bir de cloud network dizaynı var. İki network siteyi var yani burada. İşte cloud tarafta 32 tane 100 giglik interface tamlamışız. Burada high performance computing'e yakın işler olacağını düşündüğümüz bir alandı burası. Şurası da müşterinin bu arkadaşlara 1 giglik hatlar yeter ama yukarı doğru bu hatları 40'la çıkaralım. İşte customer'ın bazen trafiği DC'den cloud'a geçebilir. Bununla ilgili bir dizaynımız olsun. Paketler bir şekilde cloud'daki VM'lere erişebilsin
düşüncesinin ürünü bir tasarım vardı. Şimdi buranın birazdan network ve mimari dizaynını da fiziksel dizaynını da gösteriyor olacağım. Çok yani 404 kabinetlik bir operasyon aslında bu. Hiç öyle küçük bir operasyon değil. İstanbul Teknik Üniversitesi içindeki bir operasyondu. Şimdi burada bir logical topoloji var. Bizim yani bu mimar, ben onun bu arada cloud architect'iydim. Burada bir kontrolcü makina, servislerin hepsinin toplandığı bir kontrolcü makineye tüm compute node'lar 1 gigabitlik hat üzerinden erişiyordu. İşte buradan NTP datasıdır, SQL datalarıdır, messaging queue datalarıdır, API kollardır. Hep 1 giglik hat üzerinden gidiyordu. İşte bu compute node'lar üzerinde ayağa kalkan VM'lerin birbiriyle konuşurken kullandığı hatlar da 100 gigabitlikti. Yani bu VM, bu Maki sunucu üzerindeki bir VM, bu sunucu üstündeki bir VM'e saniyede maksimum header'ları dahil edeyim 10 GB data gönderebiliyordu bir saniye içinde. Ya ben bu sistemleri gördüğümde evet HPC denilen bir gerçek var ve herhalde böyle şeyler diye düşünmüştüm. Çünkü o işte biraz OpenMPI Message Passing Interface denilen bir framework'ten haberim vardı ve orada network siteyi üzerinde büyük miktarda veriler işlemeye odaklanıyorduk. İşte bir storage bacağı vardı. Bu compute node'ların storage ekipmanlarına erişmesi ve datayı persistent hale getirmesiyle ilgili bir interfaceleri vardı. Yine bunlar da 100 giglik hatlardaydı. Switch'ler orada yabancı bir firmanın iyi switch'leriydi yani. Ama hani miktar şey üzerine bandwidth throughput üzerine falan konuşabiliriz. İşte burada Neutron dediğimiz ve sunucunun markası bu arada Huawei. Neutron dediğimiz ve bütün network işlerini overlay network'te yöneten servislerin konumlandığı bir servis hizmeti veren, o servise de cloud jargonunda yani OpenStack cloud jargonunda Neutron denilen bir node vardı. Ayırmıştık çünkü yük bazen kontrolcü üzerindeki makineyi çok ağırlaştırıyordu ve bazen crash'ler görmüştük. Onun için bu servisi diğerlerinden ayırmak daha doğru diye bir yaklaşıma yönelmiştik. İşte buradan dışarı çıkacaksanız siz önce tünel kurup bu makineye gelmeniz gerekiyor. Bu makineden dışarı gitmeniz gerekiyordu. Bütün compute nodlardan öyleydi. Zaten buradan çıkışımız da 10 gigabit olduğu için maksimum 10 gigabitlik bir çıkışımız olabilirdi. Yani topoloji aslında günün sonunda buna odaklanıyordu. Şimdi şurada bizim o deployment plana dair switchler üzerinde nasıl konumlanmamız, hangi switchlerin birbiri üzerinden nasıl atlayarak hangi networklere erişebildiğine dair çizdiğimiz bir plan vardı. Bu iş aslında çok büyük sayıda yapmaya başladığınızda görüyorsunuz ki aşağıdaki network site inanılmaz kalabalıklaşıyor. Yani ben Ulu'ya gelmeden önce biz bu işleri nasıl böyle yapmışız acaba o zaman diyorduk. Gerçekten çok fazla zaman alan, çok fazla zaman alan bir işti. İşte çok ciddi planlar yapmanız gerekiyor. Çok ciddi bir IP management yapmanız gerekiyor. Bakın burada kabinetler içindeki kabinet içindeki reklerde konumlanmış sunucu mesela 4U yani 2 U'luk bir makina 4 ile 7'in pinler arasına şey yapmışız, konumlandırmışız. 8.1 IPC, 16.1 storage network'ü böyle bir network siteyi 4 tane. Şimdi siz bunu arttırabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben log trafiğini ayırmak istiyorum. O zaman buraya bir 5. adres bloğu geliyor. Yani sunucuların üzerindeki loglar üzerinde çok fazla sayıda VM çalıştığında satürasyon yapmaya başlıyor atıyorum management'ta. Siz diyorsunuz ki ben bunu ayırayım. Burada da bir IP management işe giriyordu. İşte bu sadece IP siteyini yönetmek böyle bir işe denk geliyordu. Yani işte bu veri merkezindeki misal fiziksel switchlerin konumlandırılış biçimi. Şimdi konumlandırdığımız yer mescitten misal bizim Teknik Üniversite içindeki Ulusal Yüksek Başarılı Hesaplama Merkezi'nin içindeki mescitten her noktaya switch erişimi sağlanabilir konumdaydı. Ya da işte ofis alt kattan doğrudan NTTM'e erişebiliyorduk. İşte optical distribution frame'lerin olduğu yere erişimimiz yine her noktadan sağlanabiliyordu. Bu işte sunucuya verilmiş bir isim Obi-Wan Kenobi. Bu bir
VNF dediğimiz konseptte çalışan bir sunucu üzerine kurulmuş, routing hizmeti veren bir cihazdı. Onları aslında yoğun konuşmak lazım. Yani 5G'nin getirdiği VNF konseptinin bize katacağı çok şey var. Biz artık aşağıdaki şeyleri network, data center içinde fiziksel olarak konumlanan birçok network ekipmanının overlay network'te yazılım olarak hizmet vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bütün vendor'ların da bununla ilgili bir çalışması var. Yani vendor'a gidip dediğiniz zaman ya bunun VNF'i sizde mevcut mudur? Arkadaşlar sizinle QCOV'unu, ISO'sunu artık uygun container formatını paylaşıyor. Ama sizin bu VNF'leri işte central dediğimiz alandan yönetecek kontrolcülere ihtiyacınız olabiliyor. Ya da kontrolcü aşağıdaki tüm network ekipmanlarını yönetecek diyorsanız merkezden buraya API kollarla gelebilmesi gerektiğini anlıyorsunuz. İşte mesela VLAN network. Şimdi aşağıdaki network'te, fiziksel network'te VLAN illaki yapmanız gerekir. Ama bu önemli olan yönetilemez noktaya gelmesin. Ya şimdi aşağıdaki switch'lerde eğer siz atıyorum 50 tane VLAN tanımı varsa, bu haritayı biri tutuyorsa, her gün o haritaya da bir şey eklenip çıkarılıyorsa, işte son kullanıcı gelip oradaki noktaya ya da nokta çalışan bir personel gelip oradaki noktaya bir cihaz takıp ben bu problemi çözeyim derken bir spanning tree protokol içine data center'ı düşürüyorsa, bu yandığınızın resmidir yani. Çok kaliteli networkçiler, çok bu işte uzman arkadaşlar bile onu çözmesi kolay olmaz. Şimdi şunu anlatmak ya biraz açısından odaklanmıştım işletim sisteminde. Bakın burada gördüğünüz siz kettle.conf konfigüre ettiğiniz bazı parametrelerin yapısı. Eğer sizin elinizdeki işletim sistemi böyle bir konfigürasyona izin veriyorsa, sizin işlem yaptığınız sunucu sizin istediğiniz işte sizin istediğiniz gibi hizmet verir, hale gelir. Bazısına dokunursunuz, bazısına dokunamazsınız. Bazısına dokunmak çok komplekstir, çok ciddi değişiklikler ister. Bazısında modül yönetimi restart gerektiriyordur, bazısında gerektirmiyordur. Bunların hepsi cevaplamanız gereken soru. Mesela bir hypermask computing işi yapacaksanız çok önemli olabiliyor. İnanılmaz önemli olabiliyor. Şuradaki her parametre sizin TCP delay'inizde bir iyileşmeye sebep oluyor. Ve atıyorum 3.5 gigabit, yani şöyle düşünün, 16 gigabit falan çıkarırken bir anda bir bakıyorsunuz 40 gigabit olmuş. Bu kadar dramatik performans artışlarına sebep olabiliyor. Şimdi benim aslında odaklanmam gereken şeyler cloud'daki servislerdi. Şimdi biraz da SDN'e doğru açıkçası gelmek istiyorum. Şu switchlerin üzerinde konuşacağımız bazı durumlar var. Şimdi yazılımsal switchler. Şimdi burayı büyütmek zorundayım. Şöyle yapalım. Şimdi bakın aşağıdaki fiziksel switch ile yazılımsal olan switch arasında yetenek olarak farklar olabilir. Ama iş olarak odaklandığı şey ikisinin de aynı. İkisinin de derdi kendi üzerine bağlı bulunan interfacelerdeki bazı bilgileri alıp yönlendirmeye dair bazı kuralları tanımlamak. İşte o kurallara dair bazı notları sizinle buradan paylaşabilirim. Misal şuradan. Tamam. Şimdi ben bizim veri merkezindeki bir kontrolcüye bağlanacağım. Umarım ekranım görünüyordur. Şimdi OVS OF kettle tam flows bir yer int diyeceğim. Şimdi bakın bu bir kontrolcü ekranı. Kontrolcü bana kurallarını döktü. Arkadaş dedi ki ben bana gelen her pakete normal switch gibi davranırım. Peki sen normal switch gibi davranırsın da bu pakete ne yaparsın? Bu arkadaşın bakın bir de tunnel'ı var. Bir yerden. Bu da kendine gelen paketin nereye doğru gideceğine, hangi sunucuya doğru gideceğine dair olan kuralların bir daha dökelim. Less koyalım. Bakın şimdi burada kurallar var. Bunların
%70 çoğu up. Şu an VM'ler birbiriyle konuşurken kontrolcüye gelmeleri gerekiyorsa bir VXTAN tunnel üzerinden uygun kuralı match ederek bu tarafa doğru geliyor. Şu an burada watch yok. Rest'i açtım. Şimdi bu kurallar overlay dediğimiz network üzerinde yazılımsal switch'in oluşturduğu kurallar. Bakın ben diyorum ki senin üzerinde hangi portlar var? Arkadaş diyor ki benim üzerimde 964 numaralı portta şu tep bağlı. İşte MAC adresi şu. Ya da şöyle bakalım. Ben diyorum ki bana sanallaştırılan, pardon kontrolcü diyeyim. Şuradan 202'ye geçelim. Sen 268, 11. Şimdi sunucuya bağlanıyorum. Compute Node dediğim ve sanallaştırarak kullanıcıların hizmetine sunduğum sunucu üzerindeki VM'lerin listesini alıyorum. Bakın şu an bunun üzerinde işte şu kadar sayıda VM var. İşte bu bir sanallaştırılmış makine aslında. Bir shaded 29 diyorum. Tamam mı? Bakın bu bir fiziksel makine üzerinde ayağa kalkan sanal makinenin anlatmak isterseniz yazılımla bu XML siteyini oluşturmanız gerektiğini söylüyor. Bu XML siteyini oluşturup Camu'ya verirseniz Camu sizin için bir makine ayaklandıracaktır. Bakın şuradaki bridge'de tamam, bağlı bulunan tepler var. Her tepin gördüğünüz gibi bir MAC adresi var. Yani hiç normal switch'teki davranıştan hiç farklı değil. Bakın arkada bir storage var. IP üzerinden konuştuğunuz ve gittiğiniz ayakları storage'a gitmek, erişmek isterseniz şu üç bacaktan birine gidin. Veriyi bırakın 6789 portundan. O veriyi şu pool içindeki şu volüme kalıcı hale getirecektir. Yani Camu'yu okumaya başladığınızda bir bilgisayar yapmak kadar zor bir sürecin içine giriyorsunuz aslında. Yani bilgisayarı emüle ediyor. PCI basına kadar, VNC'sine kadar, USB'sine kadar yani. Ya çok kıymetli bir iş var. Aslında bu nokta daha öteye taşınabilir. Bakın şurada mesela demişim ki size, bakın demişim ki üzerinde 50 GB diski olsun. İşte 24576 MB memorisi olsun. Makinenin adı 16 CPU, 24 RAM olsun. İşte Çınar Test 3 adı olsun. Tamam yani bir fiziksel makineyi sana hale getirmek için yazılım tarafta oluşturmanız gereken bir JSON varsa o JSON bu XML'e döndürülmeli. O XML de bir şey parametre olarak verilirse bu sunucu sizin için bir sanal sunucu ayağa kaldırır ve ona da bir floating IP erişimi verirseniz dış dünyadan erişilir kılsın. Şimdi ona dair bir arayüz de paylaşayım. Umarım görüyorsunuzdur. Ahmet bir sunumu açabilir misin? Sunumu açar mısın? Şu an görünüyor değil mi? Tamam. Şimdi web arayüzünü göstermek istiyorum. Bahsettiğim Django framework'ü tam olarak bu. Yani siz bu Horizon dediğimiz servisi kullandığınızda bir VM oluşturmak isterseniz arka tarafa doğru REST istekleriniz gidiyor. Bu REST istekler de bir veri yapısı oluşturuyor ve o veri yapısı da günün sonunda bir makine oluşturuyor. Bakın şimdi şu bir VM. Şu oluşturduğum bu arayüz üzerinden oluşturulmuş bir VM. Bunlar bizim test ortamlarımız bu arada. VPN'le bağlayayım biraz yavaş devam ediyor. Ama şu konulara girmek lazım. Şimdi 5G dediğiniz olayda Central Cloud ve Edge Cloud denilen kavramlar var. Şimdi Central Cloud'lar aslında şöyle düşünün. Verinin bir yerde bir şekilde toplanması lazım.
Yani son karar vereceği yer bir tane olmalı. Merkezi yönetim gibi düşünün. Ama uçlar da küçük kılcallarınızda olmalı. Kılcalların işi belki sizi dataya getirmek ama central'ın işte karar vermek olmalı. Ya da bazı da kararları siz çok önemli değilse şeyden uçtan verebiliyor olmanız lazım. Şimdi bu oluşturulmuş bir VM'in şimdi uçtaki yapı sizin yerinize bazen karar vermeli. Bazen şunu demeli. Yani ben bu datayı şeye çıkarmalıyım. Central'a çıkarmalıyım diyebilmeli. Şimdi bakın mesela burada bizim bir sanal sunucumuz var. Buna bu konsoldan erişebildiğim gibi şu floating IP'den doğrudan da erişebilirim. Bu benim dış network'ten erişilebilsin diye verdiğim bir IP. Bakın. Yani bu şeyden aldığımız hizmetle aynı AWS'le. Ama bu biraz daha private'a yakınsayan bir hale. İşte bu bir Ubuntu sunucu. Bakın hiçbir farkı yok Ubuntu sunucudan. Hele CPU diyelim. İşte 8 tane CPU vermişiz. 16 kaç GB memory? Free tire diyelim. 16 GB memory vermişiz. Ama cloud'dan vermişiz. Yani logları döküyor şu an. Şimdi central cloud'larla ilgili konuşuyordum. Central cloud'lar bütün verilerin edge'den gelmesi gerekiyorsa ve yüksek computational resource gerekiyorsa uğraması gereken bir yer. Ama bazı cevaplar edge'deki küçük cloud'lardan verilebiliyorsa da o kadar yolu gitmenin bir anlamı yok. Edge'den çok hızlı bir response time'la uca doğru cevap verebilir oluyorsunuz. Şimdi bu 5G konseptinde Ultra Reliable Low Latency Communication denilen bir standart tanımlaması var. O standart tanımlaması günün sonunda size der ki bazı verilere şu kadar milisaniyenin altında yanıt vermen lazım ya da nanosaniye tanım şu an aklımda çok net yok. Siz o süre içinde bir cevap dönmezseniz o paket yokmuş farz eder. Şimdi bazı kritik operasyonlarda eğer böyle karar verecekseniz edge'den central'a çıkmanıza bir gerek olmayabilir. Şimdi o durumda sizin belki de yüzlerce cloud'u orchestrate eden yapılara ihtiyacınız var. Yani hatta o cloud üzerindeki hizmet veren yazılımsal servisleri bile orchestrate eden orchestrator'lara ihtiyacınız var. 5G bu problemi genel bir bakış açısıyla doğru cevaplamış. Ama illaki her şey tanıma birebir uyacak değil. Şimdi misal bizim veri merkezine bakış açımızda bu mimari çok önemlidir. Ne deriz? Biz veri merkezinde pahalı tutacak, yani çok kalem tutacak olan ekipmanların mühendislik yapmamız gerektiğini düşünürüz kendimizi anlamlandırmak için bir yerde. White box dediğimiz switchleri alırız, boş kutulardır bunlar. Üzerine bir ONL denilen Open Network Linux çözümü kurarız. Ama bunun bir kontrol plane'i yoktur. Bu switch boştur. Yani sizin Cisco'dan aldığınız bir switch varsa onun içinde hem data plane hem kontrol plane'i barındıran bir iOS de gelir. Internet Working Operation sistemle gelir. Aslında sizin parayı ödediğiniz şey dünyada herhangi bir firmanın yapabileceği, yani o chipset'i alarak o kutunun içine koymak değil. O chipsetle o kutunun üstünde oturan yazılıma bir bedel ödemektir. Biz de diyoruz ki biz bu noktada yazılımsal switchlerle bu gerçeği veri merkezinde nasıl değiştiririz? Ulak olarak. O ulak olarak white box switchleri boş olarak alıp bunların STN kontrolcüyle yönetildiği daha maliyet etkin, CAPEX ve OPEX olarak daha makul senaryoların konuşulduğu, vendorlara doğrudan bağımlılığın olmadığı case'ler üzerine insanları ve firmaları düşündürür, farklılık yaratırız, düşünüyoruz. Bunu biz hali hazırda veri merkezimizde 2,5 yıldır kullanıyoruz. 2,5 yıldır kullandığımız bu yapıda yani üzerinde şu an 1250'ye yaklaştı VM sayısı bu arada. Test ortamında 230, bu ortamda 1250'ye falan. Yani Enterprise'da aslında size söylenen hikayelerin %90'ının bu işin içine girdiğinde bir business magic olduğunu, aslında bir dünyada insanların tasarlayarak oluşturduğunu ve sizi manipüle etmeye yöneldiğini düşündüğünüz anlar bile olabiliyor.
böyle şeyleri gördüğünüzde. Çünkü bize dün geçmişte derlerdi ki biz ilk işe başladığımızda, ya bunu mümkün değil, VMware'den almadan yapamazsın. Bunu mümkün değil, işte Strix'ten almadan başaramazsın falan. Bir üstadımız da dedi ki, yani o zaman ya ben bunu dedi Güney Afrika'da gördüm, VMware bana verdi. Ben hayatımda yapıldığını görmedim falan dedi. Ama yani şimdi ülkede de bir insan kaynağı var. Gerçekten ben yetenekli ve nitelik anlamında bizim insanımızın kıymetli olduğunu da düşünüyorum. Ya işte Ulak'ta da biz STN ekibi 22 kişiyiz. Yaş olarak en büyük ikinciyim. Gençlere gördüğümde ya diyorum ki biz bize imkan sağlanmış bu kadarını başardıysak kesinlikle bu arkadaşlar çok daha fazlasını başarır diyorum yani. Ve o noktadan hareket ettiğimde benim gözümde hiçbir problem çözülemez olmuyor. Ha, zamandır belki daha az yaşamaktır, daha çok iş yapmaktır. Ama başarmanın tarifsiz bir mutluluğu vardır ya. Bir kere yaşadığınızda bundan çok kolay da vazgeçmiyorsunuz. Ve o özgüvenin size verdiği bir gerçekte önemli değil. Getirin bakalım, getirin uğraşalım. Zaman varsa her şey yapılır cümlesi en sonunda alışkanlığınız haline geliyor ve hiçbir problemden korkmayan bir noktaya doğru gidiyorsunuz. Yani problemi önce gözde büyütmek değil, önce size business'ın söylediği cümleleri duymak değil. Gerçekten o dünyadan kendinizi soyutlayıp bu işin içine girmek ve ufak ufak da olsa yaptıkça yapabildiğinizi görmek sorusu çok önemli oluyor. Yani şurada paylaştığım dokümanlarda bizim olmaz dediğimiz o kadar çok şey vardı ki, yani şu deployment design'da bakın şurada 62 U'luk şu kabinetler, 62 U'ya sığan bu kadar makina bir araya getirilip yazılımlarla bir cloud operation verilebiliyor, cloud servisi verilebiliyor. İnanın bana diğerinin de yaptığı bundan çok farklı değil. Kimse dünyayı çok da sıfırdan keşfetmiyor. Yani bazı sistemleri anladığınızda bir sistemi anlıyorsunuz, iki sistemi anlıyorsunuz, üç sistemi anlıyorsunuz, dördüncüde bakıyorsunuz ki bu kendini tekrar eden bir şey artık. Yaklaşım hep aynı. Mesela Cisco diyor ki ben şöyle bir şey yaptım ama teknolojiyi incelemeye başladığınızda bir yerden sonra diyorsunuz ki arkadaş bunu almış ve forklamış diyorsunuz. Ha, üzerine 100 adam gün çalışmıştır, 300 adam gün çalışmıştır. Evet Cisco'nun kazandığı da para da odur, ona bir şey demiyorum. Ama gerçek saklanın bir yerde sizden saklanır. Siz sadece bunun farkında olun. Kimse bir iş yaparken her şeyi alıp sıfırdan yazmıyor. Her şeyi alıp sıfırdan yapmıyor. İşte biz o zaman başladığımızda IBM'in Open Hardware Project'i vardı. Chipset'i dünyaya açtı arkadaşlar. Dedi ki bu chipset'in üzerine yapacağınız bir katkı varsa biz bu yarışta diğerleriyle oynamaya varız dedi. Bakın IBM gibi bir firma Open'ın gücüne bu kadar inandı. Ya da kim inanmadı ki? Oracle diyelim bugün Enterprise'de o kadar satıyor ama dün Hadoop dediğimizde dalga geçiyordu. Bir baktık Hadoop'u adam kendi sistemlerinin içine koydu, konumlandırdı ve son kullanıcıya bunun çözümü benim, bunun arkasındaki güç benim diyerek sattı. Ya da yine çok uzak benim IBM Red Hat. Yani IBM Red Hat'e 34 milyar dolar verdi. 34 milyar dediğiniz para bugün open source çözümler üzerine yapı inşa eden bir firmaya bilmiyorum biz verir miyiz? Ama dünyanın gittiği nokta, hatta şöyle de bir gerçek var. Belki telco taraf bu iş için arkadaşları zorluyor. Yani çok büyük altyapı işleri telco tarafta olduğu için, telco'da gelirin çok düştüğünü düşündüğü için belki de diyor ki maliyetlerin çok yüksek olduğu kalemlerin dışına çıkmak istiyorum. Alternatif çözümlere yönelin, sürdürülebilir kılın, ben de sizi ayakta tutayım tarzı yaklaşımlarla yaklaşıyor diye düşündüğüm çok zamanlar oluyor. Bunlar benim şahsi bireysel görüşlerim. Şu kadar kabinet soğutması, ısıtması, soğutması, iklimlendirmesi, enerjisi, dinamik UPS'leri, baraları, SCADA sistemleri, bunlar yani ilk başta gözünüzü korkutur ama işin içine girdikçe ve yaptıkça ve başardıkça çok iyi anlarsınız ki bu sizi o kadar da korkutmaması gereken bir şey dersiniz. Şimdi şurada bizim şimdi Enterprise Cloud. Şimdi şu noktadan devam edelim. Şimdi white box switch'leri dediğim gibi yöneten bir SDN kontrolcü.
Overlay Network dediğimiz katmana oturan da VNF'ler. Şimdi VNF nedir? VNF aslında NFV dediğiniz network fonksiyonlarının sanallaştırılmadığı dediğiniz konseptin vücut bulmuş hali. Siz bugün routing yaparken gidip fiziksel bir kutu alma ihtiyacı duymuyorsunuz. Alacağınız şey belki yine bir bilgisayar ama içinde routing hizmeti veren bir yazılım olmalı. Ya da bir firewall hizmeti verecekseniz, stateful firewall hizmeti vereceksiniz. Yine alacağınız şey acaba bir şasi mi? Düşünülmesi gereken şey bir şasi çözümü alıp fiziksel network'ün içine konumlamak mı? Ya da overlay network'ün üstünde bunu konumlayıp gideceği network'e, yani hangi network'i istiyorsanız, veri hangi network'te gidecekse o network'e gidecek trafikleri bu VNF'in üstünden geçirmek mi? Şimdi size şöyle bir örnek göstereceğim. Yani bunlar üzerine bence fazlaca düşünmeniz gerekiyor. Çünkü artık dünya daha bir yazılımsal hale geliyor. Yani aşağıda kullandığınız uygulamalar bile network ekipmanlarından bir istekte bulunabiliyor. Yani network ekipmanına şunu diyebilir. Aşağıda kullandığınız uygulama. Benim hızımı 2 megabitte sınırlayacak kuralları lütfen üstüne gir. Benim hızımı kullanıcımın benden aldığı paket 10 gigabit atıyorum. Hızını 10 gigabit hız verecek şekilde gir deyip network ekipmanlarını programlayabilir. Ya da bir servis verecekseniz aşağıdaki network ekipmanlarına, data center'daki network ekipmanlarına bu servis verilecekse hızını şununla sınırla ya da bu network, bu servis verilecekse bu paketleri önce DPI'ye sok, sonra firewall'a sok, en sonunda da load balancer'dan dışarı çıkar atıyorum diye bilir duruma gelmelisiniz. Şimdi bugün dün bilgisayardı. Sonra ne oldu? Sanallaştırılmış kutu oldu. Bugün switch, dün switch neydi? Bir kutuydu. Bugün ne oldu? Boş kutu oldu. Boş kutunun üstüne ne yaptınız? Bir Linux kurar hale geldiniz. Onun üstüne kendi istediğiniz yazılımı koyar oldunuz. Onun üstüne de alttaki AZ'yi programlayacak bir application stack koymaya başladınız. Yani her şey bu kadar birbiriyle konuşabiliyorken siz neye odaklanmaya başlayacaksınız? Ya benim elimde bu API'leri kol edebilen bir REST arayüz varsa ben niye bu cihazlara da bu yazılımın içinden emir vermeyeyim ki? Ya da bu cihazlar neden benim bu noktada istediğimi yapmasın ki? Şeklinde olabilir. Çok makul, mantıklı bir case olarak günün sonunda önünüzde durabilir. Bakın şurası bir yazılımla tanımlanmış network topoloji. Ben şuraya router yazılımsal koymuşum. Ben istersen buraya firewall da koyarım. İstersen buraya DPI engine de koyarım. İstersem şuraya, sadece şuraya bu network'e geçecek trafiğin önüne, tam şu noktaya bir load balancer da koyarım. Yani eskiden evet bu iş çok karışıktı. Aşağıda her şeyi yönetmek çok zordu. Aşağıda tüm trafiği bu tarafa doğru getirmek için uygun tanımlamaları yapmak belki çok ciddi zamanlar alıyordu. Ama artık o dünyanın kapağı açıldı yani. O dünyanın konusu açıldı. Bakın burada 5G fabrik, burada şeyler var. Tanımlar var bu işle ilgili. Spesifikasyonlar çok net belli. Burada demişler ki işte siz veri merkezi içine bir SDN kontrolcü, NFVI'yi manage edecek bir yazılım ve birden fazla veri merkezi olursa da bunların nasıl kaynak paylaşımını yapacağını söyleyen bir mano olmalı. SDN kontrolcü gerekirse manoyla konuşabilmeli. Mano gerekirse SDN kontrolcüden bazı şeyler isteyebilmeli. Yani her şeyin çok açık ve net olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Zaten şeyin işi bu. Standartları koyan yerin işi bu. Kuralları benim koymak. Size bir oyun alanı yaratmak. Ondan sonra size de burada kendi kısmi yeteneğinizde ne çıkıyorsa bunu ortaya koyun demek. Şimdi dünle bugünkü data center arasında ne fark var? Şimdi bu sunumları hazırlarken genelde baktım. Cisco'nun modern data center diye bir kavramı var. Modern data center. Bir data center vardı, şimdi modern cümlesini arkadaşlar önüne getirdi. Çünkü kendi bakış açılarını kattılar. Kendi know-how'ını işin içine dahil ettiler. Böyle isimlendirdiler. Muhtemelen sektörde bunu alternatif bir isim aramaz. Ve bu nokta böyle gider. Ama dün veri merkezi bakın şöyleyken bugün bizim de baktığımız, bizim de üstüne odaklandığımız, bizim de olması gerek diye düşündüğümüz stack aynen bu. Yani aslında
Cisco'nun söylediği şey de akla mantığa çok da aykırı bir şey değil. Düşünmeye başlayınca sizin de geleceğiniz yer bura oluyor. Ama bu probleme bir yerden başlamak, üzerine ciddi anlamda eğilmek, ciddi bir adam insan gücünü buraya yoğunlaştırmak gerekiyor. Şimdi bu data center'larda hardware accelerator kavramları türedi. Yani arkadaşlar, yani türedi derken sizinle konuştuğum için o cümleyi öyle kullandım, yıllardır var ama yoğun olarak üzerine konuşulmaya ve artık bu 10 gigabitlik switch'ten ben niye 4 gigabit, 5 gigabit performans alıyorum, niye daha fazla almıyorum, bu gecikme neden deyip işin o noktasına kadar inen sorular sorulmaya başladı. Bu neyin eseri? Artık işte uzmanlaşmanın eseri. Hardware accelerator'larda ne yaptı? Linux'un kernel siteni aradan çıkardı ve veriyi doğrudan user space'te VM'in içine aktarmaya başladı. Yani üzerine düşünmeye başladığınızda problemin gittiği yer de görüyorsunuz ki herkes zaten bu konuyu düşünüyor. Software defined. Yani şimdi bu ülkede biz bazı case'leri çok uçta gördük. Mesela bir data center örneğini düşünün. Ele geçirilmesi örneğini düşünün ya da yanması örneğini düşünün. Yani yazılım tanımlıysa ele geçirilse ne olur ki? Siz yazılıma sadece lütfen bu data center'da gelen hizmeti artık şuraya yönlendir demeniz cümlesine bakar. Yani en felaket durumunda ya da biz bunu işte 2014'te konuşuyorduk. Google'ın veri merkezinde yangın çıkmış. Evet, yazılım tanımlı olduğu için işte Orlando'daki operasyonu atıyorum New York'a taşımak işte 5-20 dakikalık bir operasyon arkadaşlar için diyoruz. Ama biz bu ülkede migration'ı falan konuştuğumuzda, yani var olan bir data center'ın içindeki ortamı başka bir yere taşımayı düşündüğümüzde bile günlerden, aylardan, belki haftalardan, yani uzun zamanlardan bahsediyoruz. Operasyonların kabul etmeyeceği zamanlardan bahsediyoruz. Evet, burada sorular zor mu? Zor. Ama çözülmeyecek mi derseniz, çözülecek. Niye? 2014'te cloud işi daha zordu. Bugün çok daha kolay. Bugün artık o case'in üstüne çok fazla kafa yorup bu işi kolaylaştırmaya odaklanan firmalar türüyor. Çünkü insanlar zordan kaçıyor ama bir kesim de diyor ki ben buradan ekonomik bir değer yaratabilirim. Ben bu case'e odaklanayım diyor. Ve o case'in sonunda katma değeri olan bir iş çıkıyor. Yani iş dediğiniz şey bilgisayarcıların gözünde, yani ben girişimcilik de yaptım, o noktada hep zoru çözmek diye görüyordum. Ama iş zoru çözmek değil. İş ihtiyaca cevap üretebilmek. Yani ihtiyaca cevap üretebilmek de teknolojinin, yani teknolojinin sektörünün içindeyseniz teknoloji siteğinin yanında durmanız gerekiyor. Şimdi siz şu çözümleri alırsınız, bir data center işletebilirsiniz. Tamam, bu parasal olarak kurumunuzu hiç yormayan bir şey de olabilir. Ama günün sonundaki katma değeri nedir ki? Zaten siz doları, yani bu işler genelde dolar kalemiyle yapılıyor, doları zaten yurt dışına verdiniz. Adam da sağ olsun verdiğiniz paraya binaen aldı çözümü ve veri merkezine koydu. Siz insan yetiştirmediniz. Siz bir problem nasıl çözülür odaklanmadınız. Siz hangi konfigürasyon parametresi nasıl bir davranışa sebep oluyor anlamadınız. Siz herhangi bir entegrasyon işi yapılacaksa bu entegrasyon işi nasıl yapılacak bir bilgi sahibi değilsiniz. Bu teknoloji sizin olsa ne olmasa ne. Ya ben bunun üstüne çok düşünüyorum. Yani çok fazla da zaman harcadım. Şimdi sektörün içindeyiz. Hepimiz iyi kötü teknolojik anlamda kendini yetiştirmeye çalışıyoruz ve günün sonunda hepimizin yani title haline geliyor yaptığı iş, başlığı haline geliyor. Bizi piyasada anlamlandıran, tanıtan, işte arkadaş şu konuda uzman diye konuşulmaya sebep cümlelere neden oluyor. Şimdi biz etkinliklerde bir araya geldiğimizde soruyoruz. Ya işte şöyle işler yaptık, böyle işler yaptık. Diyorum ki ya bizde de şöyle bir şey var. Gelin bunu bir araya getirelim dediğimde zaten derinlik o noktada belli oluyor. Yani derinleşmemizi gerektiren sorular aslında o işi yaparken yani teknolojik birikim olarak hafızamızda yer etmesi gereken sorular. Siz bu noktalara cevap bulmadıysanız, biri gelip bu problemleri çözdüyse, alın bunu işletin dediyse, siz next 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 yapıp o operasyonu verdiyseniz yani bu teknolojik anlamda da bir yetkinliğe işaret olmadığı için çok kıymetli bir bakış açısı olmayabiliyor. Ama ben bunu bireysel anlamda yaşadığım için söylüyorum. Biz DCT Cloud için bir yazılıma ihtiyaç duyduk. Hemen Brocade, tabii sağ olsun arkadaşlar, ihtiyacımızı duyunca hemen koşarak geldiler. Biz size yardımcı olmak istiyoruz falan. Tamam, o peki bir getirin bakalım cihazı. Getirdiler, koydular falan.
cihaz işte VXTAM tünelleri üzerinde sonlandıran bir yapı. Şimdi işin içinde biraz olunca aslında o cihazın nereye konumlanması gerektiğini anlıyorsunuz. Ve yöneticiyle konuştuğunuz zaman da diyor ki yani şöyle bir rakam talep ediyor diyor, atıyorum. Siz o noktada diyorsunuz ki biz bunu türetebiliriz. Bu cümleyi demenize sebep şey, emin olun o daha önce o teknoloji siteye yaptığınız yatırım. Yani biz bunu ULAK'ta da çok yaşıyoruz. Benim sanırım Türkiye'deki birçok firmada bunu yoğun yaşıyordur. Yani siz eğer bir VM'in yazılımsal bir switch üzerine tap olarak konulduğunu biliyorsanız, bu porttan çıkan datayı dinleyebiliyorsanız, o paketin içindeki problemi algılayabiliyorsanız, bu size teknolojik anlamda da çok büyük bir yenilik katmıştır. Yani şu bakın VXTAM tünel var. 201 ile 12 arasında bir VXTAM tünel kurmuşuz. Yani şu iki makine arasında UDP 4789 portlarından paketler birbirini buluyor. Oradan paket stripe ediliyor, açılıyor içe ve uygun makinenin Mac'inden, uygun tap üzerinden VM'e çıkarılıyor. İşte oradaki kurala match ediyor. Yani bu case uçtan uca çok kıymetli bir case oluyor. Bunun üzerine artık ürün bile konuşabiliyorsunuz. Yani olmamız gereken noktanın, bakın bir işte yazılımsal switch ve üzerine inmiş kurallar. Yani biz bunu okumaya, kuralın burada neye match ettiğini anlamaya, hangi protokolün diğerinden daha önce geldiğini çözmeye, buraya odaklanmaya başladığınız zaman inanın mühendislik anlamında da derinleşiyorsunuz. Yani öyle bir derinlik ki o artık bazı konular size herkesin baktığı konudan daha farklı görünmeye başlıyor. Mesela bakın şurada demiş ki tablo 25'e gönder. Şunu derseniz ki grep table 25. Mesela bakın tablo 25 aslında aşağıda tablolar var. O tablolarda da bakın MAC adresler var. FA16-3'e OpenStack'te Virtual Interface'lere verdiği bir şeyin MAC'in başlangıcı. İşte bu aslında bir VM'e paketin 14. porttan gelen paketin şu MAC adresi VM'e gitmesi söylüyor. Bu MAC adresinin de siz hangi porta denk geldiğini şu komuttan biliyorsunuz. İşte import atıyorum 103. Dersek şuraya import 103. Bakın 103 porta gelen şu anda istekler. Burada watch koyarız. İşte bakın burada işte birden fazla teknoloji kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Yani burada sadece bir şey değil. OVS değil. Aslında işte watch Linux komutuydu mesela. İşte shell kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Ya da atıyorum bir network şöyle pardon OVS VS Yata Show diyelim. Bir yer diyelim. Şimdi bakın şurada portlar var. VXLAN portlar. Ya da şurada patch var. Mesela patch. Switchlerde de tutarız. Patch kablo deriz. Switch'i switch'e bağlayan kablodur. Yazılımsal switch'te tabii bunun bir karşılığı olacak ve var. Yani bunun dünyası da çok geniş. Atıyorum şuradan açtık OBS. Source code. OBS. Bakın 18.223 commit. 39 branch. Yani hani interoperability dediğiniz, o birlikte çalışılabilirlik dediğiniz. Herkesin belki işteki vaktinden ayırıp oranın ilerlemesi için fedakarlık yaparak sürdürdüğü bir süreç. Yani günün sonunda bizim olaylarımızda da bizim varmaya çalıştığımız yerde de böyle belki açık kaynak, belki şirket ismi yaşattığımız bir kodumuz olmalı. Bakın Linux. Yani genç arkadaşların bakabileceği çok fazla sayıda alan var. İşte Linux'ta atıyorum network modülü. Bakın Linus Torvalds'ın kendi sayfasından bakıyorum. Core. Yani NetCS, FS, SH. Ya şu sistem, iyi bir sistem bilgisine sahip olduğunuz zaman günün sonunda yazılımına da bulaşmak zorunda olduğunuzu anlıyorsunuz. Yazılıma bulaşmak demek
artık sizin için oyun alanının çok daha genişleyeceği bir denize yelken açmak anlamına geliyor. Onun için önce sistem kullanın. Kullandığınız sistemleri belli bir zaman sonra anlamlandırmaya çalışacaksınız. Zaten o gelişme evreniz içinde ufak tefek yazılımsal denemeler de yapıyor olacaksınız. Şimdi ben burada misal bazı baktığım yazılımların siteyini sizinle paylaşayım. Mesela yani idelerden, ideler bir müddet sonra vazgeçmediğiniz şeyler oluyor. Yoğun olarak kullanıyorsunuz. Şimdi bakın ben misal burada Neutron Layer 3 Router'ına bakmışım. Neutron dediğim bir servis vardı OpenStack'te. İşte o nasıl davranıyor dediğim zaman bu kodu anlamam gerekiyor. Bu koddaki her parametre, bakın bir tane OBSDB Connection Interface. Her bir options'ın Linux tarafta, şöyle orayı da açalım. Şurada. Şimdi bakın, misal buradaki kodun, burada konfiglerle gelen bir karşılığı var. Şuradaki kodun. Burada sizin yaptığınız konfig verisini arkadaş buradan alıyor ve aldığı o konfiglerle bu yazılımın kendine söylediği şeyi yapıyor. Bu işin içine girdiğinizde ulaştığınız şey sistemle yazılımın nasıl konuştuğu oluyor. Yani yazılım buradaki conf file'ın içinden atıyorum tünel type'ı alıyor, işte bridge mappings'i alıyor ve diyor ki işte bridge mappings bir yer x'e git bir tane OVS, VSCattle, AddBridge bir yer x oluştur diyor. İşte firewall, yazılımsal bir firewall tanımlanmış üstünde bu sistemin. O firewall'un nasıl davranmasına gerektiğini sağlayan kod burada. Python based. Yani bu işin sistem tarafı. Tabii bu projenin tek bir ayağı yok. Yani şöyle diyeyim, mesela Nova. İşte bu şeyine bakar. Sanallaştırma tarafında CAM operasyonlarının yönetildiği alan. Mesela compute sanallaştırıp verdiğim kaynak. Flavor. Mesela şimdi benim flavor dediğim olgu. Bakın. Model olarak bunun database'de karşılandığı bir yer var. Misal database'i de açalım. Siz de bu işin içine girdiğinde, günün sonu girdiğinizde gördüğünüz şey birbirini tekrar eden bir müddet sonra aynı şeyler oluyor. Yani diyorsunuz ki bu da arkada bir şey kullanıyordur. Veri tabanı kullanıyordur diyorsunuz. Bu da arkada bir messaging queue kullanıyordur diyorsunuz. Linux bilginiz de varsa artık diyorsunuz ki işte atıyorum bu sunucuya sadece şu IP'den gelenler erişebilsin diyorsunuz. Artık işiniz ondan. Mesela show databases diyelim. Şimdi kullandığım sistemin database tarafını görmek için attığım komut. Executing query. Şimdi bakın, benim verdiğim, şöyle yapalım, show databases diyelim. Şimdi bakın, ben arkada database olarak MySQL üstünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane database tablosunu kullanıyorum. Misal diyelim ki use Nova. SQL bilmeniz gerekiyor. SQL siz olmaz. Bu arada ben geçmişimde 6 yıl yazılımcı olarak, 5 yıldır sistemci olarak çalıştım. Genelde Spring teknolojilerini yoğun kullandım Java'da. Select Yıldız from ne diyelim, misal şöyle dedik mi? Instances diyelim. Şimdi bu bir tabloya erişecek kadar grantınız varsa ya da privilege yetkiniz varsa bu size bayağı bir oyun alanı açar. Yani önce bu tablo arasındaki ilişkileri, kim önce yazılır, kim silinirken nasıl constraint tanımlanmış, kimi silmeden kimi silemem, işte bu database nasıl bir modeli mapliyor. Yani burada gördüğünüz database tablosunun bir mapping'i var. Yazılım tarafta
ona denk gelen bir bakın bir BM'e dair database üzerinde tutulan tüm tanımlar. Hangi host üzerinde oluşturulmuş bakın. İşte user data, metadata geçilmiş mi? Hashlemiş. Durumu ne? İşte state'i BM'in. İşte key var mı? Power state. Şimdi inelim. Yani epey bir. Zaten şimdi böyle sistemler Big Data ve AI dediğiniz yapıları da şey yapıyor, destekliyor. Şimdi burada bir relational'da Galera var. Non-relational'da Mongo var. Mongo cloud üzerinde gerçekleşen her bir eventi sizin belirlediğiniz interval'la şeye yazabiliyor. Bir collection'a yazabiliyor. Mongo tabiriyle bir collection'a yazabiliyor. Siz o JSON'lar bir müddet sonra o kadar çok artıyor ki siz diyorsunuz ki ben artık bunu normal bir bilgisayarla alıp işleyemem. Ya da Linux'taki bir işte grep'le, avuk'la falan işleyemem diyorsunuz. O noktada diyorsunuz ki ben bunun için cluster yapılar kurmalıyım. Ben bunun için TensorFlow based bir yaklaşım tanımlamalıyım. İşte ben bu datalar, ben bu VM'le kullanım ilişkisi arasındaki korelasyonu çıkarmak için bir AI modeli tasarlamalıyım. Yani biz veri merkezindeyken şurada gördüğünüz kabinetlerin içindeki sunucular çalıştığı zaman ortama çok ciddi ısı üretir. Ve o ısıyı ortamdan dışarıya doğru göndermeniz veri merkezindeki en büyük maliyetlerden biri. Size şöyle söyleyeyim. Bu veri merkezinin şu ya bu 404 kabinet 62 uluk 404 kabinet düşünün. Bu içerideki en büyük gider kalemi soğutma artı tabii bildiğiniz enerji işte. Çok net. Soğutma dediğiniz yapı siz burada ne kadar çok sunucu çalıştırıp o sunucu üstüne de VM ayağı kaldırırsanız bu sunucunun çıkardığı hava tahliye etmesi gerek dışarı çıkardığı hava artıyor. Sizin bu ortamı dışarıda tahliye etmeniz lazım. Bu 2 2 daha 4. Ne yapmanız lazım? Belki şöyle bir yazılımı o zaman düşünebiliyorsunuz. İşte bu da DCIM denen Data Center Infrastructure Management denen yazılımların yaptığı işlerden. Buradaki arkadaşlar çalışmayan VM'leri üzerinde az VM çalışan bilgisayarların VM'lerini başka bir sunucuya migrate ediyor ve fiziksel sunucuyu shutdown ediyor. Ne yapıyorsunuz? Ortamdan veriyi kaldırıyorsunuz. Ama bir sunucu üzerindeki VM'i taşıyabileceğiniz 39 tane daha farklı sunucu olduğu için bu sefer de bazı parametrelerle doğru taşıyacağınız sunucuyu bulmanız gerekiyor. Bu da aslında MP hard bir soru. Yani çok kısa zamanda çözebileceğiniz bir soru değil. MP hard dediğimiz non-polynomial time'da çözebilecek bir soru. İşte biz bununla ilgili mesela bir TÜBİTAK projesi zamanında hazırlamıştık. Bununla ilgili data center'larda power usage efficiency denilen PUE dediğin değerin belli bir noktanın altına çekilmeye yönelik çalışmalar yapmıştık. Data center'da loops'lar vardır. Enerji kesildiği zaman devreye girecek yapı bu dinamik UPS'ler. Ve kesintiyi hissetmemelisiniz. Onlar onun için sürekli çalışır. Çok pahalı sistemler bu arada. 16 megawattlık falan 4 megawattlık bir sistemden bahsediyorum. 3 tane vardı bundan İTÜ'de. Şimdi arkadaşlar orada öyle bir yapı kurgulamış ki arkadaki depolar benzinle doldurmak istediğinizde ya da fuel oil ile 70 bin lira gibi bir rakama sadece denk geliyor. Yani bir enerji kesilmesine karşı sizin ödediğiniz bedel 70 bin. Yani bu veri merkezleri ayakta tutulması zor, operasyonu külfetli ama çok doğru çalıştırdığınızda da çok büyük ihtiyaca cevap veren yerler. Yani biz buradan İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalara HPC hizmeti veriyorduk. Ne yapıyordu diye sorarsanız, misal yer bilimleri, jeoloji çalışan üstad hocam alıyordu ve matris computation yapıyordu. Çok büyük matris, 144 core'lu makinalardan bahsediyorum. Yani 6 soket, 12 core, 2 hyperthreading, 144 core diyelim. Sanallaştırıp 144 core'la 1 terabaytı veriyorsunuz. IP erişimi veriyorsunuz. Storage hizmetini veriyorsunuz. Oradan yayına bir atıf çıkıyor. Yayına bir malzeme çıkıyor. Bunu sadece bunun için düşünmeyin. Yani birçok büyük işte kullanılması ve konulması elzem bir konu aslında.
Bugün AI'dan bahsediyorsak, bugün Big Data'dan bahsediyorsak bunu önümüzdeki 4 kollu makineyle yapmayacağız. Yani mesela Tesla'nın P100 kartları var, Nvidia'nın Tesla P100. 3896 core. Bunu siz C ile kod yazarak programlamıyorsunuz. OpenCL diye bir pragma dili var, CUDA ile programlıyorsunuz. Compile bile farklı. Yani MVCC diye geçiyor, Nvidia C Compile diye çeviriyorsunuz ve kendine ait bir memorisi var. Device'a ait bir memori var, host'a ait bir memori var. Evet, CPU yine işin bir noktasında ama bu ileride nasıl gider, nasıl devam eder? Onun için alternatif kezlerin hepsi üzerine çok ciddi anlamda eğilmeli ve bu noktada insan yetiştirilmeli. Onun için arkadan gelen arkadaşların bu alanda ilgisi varsa bence HPC Türkiye'de işte yavaş yavaş blockchain olsun, big data olsun, quantum computing olsun konuşulurken historical olarak uğramamız gereken bir durak olarak benim aklımda duruyor. Yani GPU'lar üzerine ciddi anlamda kafa yormamız gereken, belki de ondan sonra quantum computing denilen yapılara geçmemizi gerektirecek noktada duruyorlar. Her şeyden önce ben tekrardan siber güvenlik kümelenmesine teşekkür ediyorum. Bilgimizi paylaşma fırsatı verdi. Sizlere göremesek de dokunamasak da bir şey paylaşmak bence tarifsiz bir deneyim. Ben çok haz aldım. Umarım siz de haz almışsınızdır. Bu konuyla ilgili soracağınız ya da danışacağınız bir başlık olursa bunu cidden ve yürekten söylüyorum. mesut.aygunet@ulakhaberleşme.com.tr mail adresim. Her türlü iletişime açık olduğumu belirtmek isterim. SDN tarafta yapılması ve konuşulması gereken çok fazla sayıda başlık olduğunu bir şirket olarak çok net bilen bir yeriz. Biz artık daha yeni şeyler üretelim, daha katma değeri yüksek işlere yönelelim fikrindeyiz. İşte core teknolojilerin üstüne bizim kalıcılığımızı sağlamlaştıracak çözümler olarak neler sunabiliriz? Buna çok ciddi anlamda kafa yoruyoruz. Şirket olarak bu konuda yetişmek ve yetiştirilmek isteyen genç arkadaşlar olursa bu noktada da bizim şirketle iletişime geçmesini rica edebilirim yani. Ve çok da isterim. İnşallah bir kişinin hayatına dokunabiliriz. İnşallah şurada 3 kişiyi daha farklı bir noktaya çevirebiliriz. İnşallah birkaç kişiyi yakabiliriz yani. Işık olarak yakabiliriz. Yani bize zamanda bir imkan tanındı. Yine bir devlet projesiydi. İTÜ'nün Yüksek Başarılı Hesaplama Merkezi projesi. Biz orada büyüklerimizden istifade ettik. Sıfırdan bir veri merkezi kurma operasyonuydu. Bize nasip olan orada işte cloud arkitekliğini yapmaktı. İşte ULAK'la ondan bir adım daha öteye geçtik. Burada artık 5G'dir, veri merkezleridir, yazılım tanımlı ağlardır, network'ün geleceğidir, dünyanın gittiği noktalardır. Bunu biraz daha telco gözüyle anlamaya çalıştık. Ve ben yine şu noktayı çok önemli görüyorum. Biz bazı projeleri gerçekten ülke içinde lokal depolarda tutmalı ve o kod base'ini, kapalı halini kritik yerlerimizde kullanmalıyız düşüncesindeyim. Mesela Milli Savunma Bakanlığı'nda kullanılan şey X marka, Y marka olmamalı da bizim Türk insanının üzerine kafa yorduğu, geliştirdiği, sürdürülebilir kıldığı yapılar olmalı. Onun için yerli girişimleri de çok bu konuda kıymetli görüyorum. Hepsiyle de piyasada iyi kötü tanışız. Yani önemli olan bu pastayı sizlere anlatabilmek. Bu pazar çok büyük. Dünyaya yetiyor. Ülke içinde, bizim içinde çok iyi işler çıkabileceğini düşünüyorum. Yeter ki bunun için fırsat, imkan verilsin. O irade gösterilsin. Bugüne kadar gösterildi. İnşallah yani biz ULAK olarak onu derinden hissettik. İnşallah daha iyilerini birlikte başarırız genç ve yeni mezun arkadaşlarımızla. Ben teşekkür edip sunuma son vermeden önce bir sayfaya bakacağım. Acaba soru var mı diye. Biraz fazla konuşmuş da olabiliriz.
artık girmedim YouTube'a. Evet, terledik. Selam. Sesiniz az geliyor. Umarım ses konusunda çok ciddi problem yaşamamışızdır. Girmedim YouTube'a. Sesimi duyma konusunda problem oldu mu? Evet, terledik. Selam. Sesiniz az geliyor. Umarım ses konusunda çok ciddi problem yaşamamışızdır. Hocam sizi tam göremiyoruz. Sesimi duyma konusunda problem oldu mu? Valla eğrisiyle doğrusuyla bir sunum yapmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Çok tekrardan teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Kolaylıklar, iyi günler.